Efendim iyi geceler CNN Türkiye'ye. Burada Laf Çok'a hoş geldiniz. Bu gece birbirinden değerli dört konuğumla hayatın bize getirdiği her ne var ise konuşacağız. Tabii üstadların üstadı Halit abiyi başta sayıyoruz. İşte bakınız menümüz. Burada Laf Çok başlıyor. İşte bu gecenin konukları. Beklerim bekletmem. Sunucu Halit Kıvanç programa keyifli sohbetiyle katılıyor. Bu akşam Mesut Yar soruyor, Halit Kıvanç yanıtlıyor. Ben çocuk biraz daha ağır bastım. Yorumcu Eda Özülkü programa güler yüzüyle katılıyor. Eda Özülkü bu akşam kendisi hakkında bilinmeyenler anlatıyor. Sürpriz ve güzel isimler var bu albümde. Müzisyen Metin Özülkü programa unutulmaz besteleriyle katılıyor. Metin Özülkü bu akşam şarkılarını anlatıyor. Biz 14 parça belirledik. Yorumcu İzel programa Aşk En Büyüktür Her Zaman adlı albümüyle katılıyor. İzel bu akşam kendisi hakkında merak edilenleri anlatıyor. Konuklar sadece Mesut Yar'ın konuğu olamaz. Benim de konuğum. Ben de soru sormak istiyorum diyorsanız eğer Twitter/Mesut Yar ya da Twitter/BurdaLafCok'tan bize ulaşın. Evet konuklarımız ortada. 5 dakika sonra buradayız. Evet sevgili dostlar burada Laf Çok an itibariyle başladı. Ustaların ustası Sayın Halit Kıvanç konuğumuz. Hoş geldiniz Halit abi. Sayın İzel konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın İzel. Sayın Metin Özülkü konuğumuz. Hoş geldiniz. Ve eşi çok değerli yengem Sayın Eda Özülkü. Bu ne ya? Bana abla ona yenge falan. Bize çay içmeye geldiler de ayıptır söylemesi. Mesut bir de at sineği gördüm. Mesut kardeş ne yapıyorsun? Sen onsuz konuşamıyor musun? Takmadık çünkü yakışık. Takmadım. Eyvallah ya. Güzel ama o çok enteresan olacak şimdi ben ne bileyim. Yani senle her böyle soru tabii sorduğumda... Geliyor mu böyle sesin? Hemen peki geliyordur. Böyle, peşine de hemen bir şarkı isteğinde bulunmak gibi değil mi ya? Peçeteleri hazırlıyoruz. Halit abi hoş geldiniz. Şimdi böyle bir reklam arasında. Tabii önce şarkı meselesini halledelim. Üç kişi istediğini söyleyebilir. Kendi aralarında söylesin. Ben onları dinlemekle görevliyim bu. Eşlik etmez misiniz? Hiç şarkı söylemediniz mi? Şimdi onun hikayesi başka. Uzun şeylere girmeyelim ya. Var ama değil mi? Bir az solistik İzmir, bir şey. İzmir fuarında. Ne diyorsun? Düşün 7000 kişiye. Ama çok güzel bir espri bulmuştuk. Patronlar dediler ki çok büyük bir teklif yaptılar vallahi. Eğer çıkıp siz yarım saat programınızı yaparsanız X. Ama bir şarkıyı söylerseniz 5X fiyat teklifi. Yok dedim olmaz filan. O nasıl bir matematikmiş ya? Espri olarak falan düşünün dediler. Sonra bulduk. Ankara'da galiba değil mi? Nerede Halit abi? İzmir fuar. 30-40 sene, 30 sene evet. Ve bir şarkı şey ettik. Ve yani bestelenmiş, verilecek birisine hatır için arkadaşımız bize verdiler. Şöyle bir şey oluyordu. Ben bir fıkra anlatıyorum ya bir şey yapıyorum ve alkışlıyorlar. Teessüf ederim ben bu kadar az alkışa, şimdi size bir ceza vereyim de görün. Size bir şarkı söyleyeyim diyordum. Şarkıyı söylemeye başlıyorum, tam yarısında kesiyorum. Hmm. Ya siz ciddi misiniz Allah aşkına? Bunu şarkı mı zannettiniz ya? Ben şarkı söyleyemediğimi size göstermek istedim. Ama memleketimizde söylediğini zannedenler o kadar çok ki dedim. Ama memlekette zaten dedim bir takım işleri yapanlar... O işler hakikaten yaptıklarını zannedenler var. Yani politika yapmıyorum ama politika yapıyordum aslında. Bugün için de geçerli bu sözüm. Doğru diyorsunuz. Öyle bir espriyle o dev şeyi geçirdim. Şey söyleyeceğim bir 5x aldınız mı oradan? Önemli olan o. Hayır hayır. Ha öyle tek x'e mi gitti bu iş? Öyle yarım söylediğimiz için bir onda iki verdim. Aa. Neyse hani 2,5-3x. Para tamam için şarkı söylemem.
Söylenir mi? Hayır. Para için şarkı söylenir mi zaten? Ben bunları anlamıyorum. Para için şarkı söyleyenleri. Eskiden şu gördüğünüz topluluğun hepsi para için şarkı söylüyordu. Şimdi şarkıcılıkta para yok. Onları iki çocuk bunlar ilkokulda birbirinden tanışıp ortaokulda evlendiler. Neredeyse evet. Tanıdığım günden beri yani. Hakikaten. Yani neredeyse yani yapışıklar öyle ve ayırt edemiyoruz. Önce onlar şarkı söyle, onlar peki, söylesin. Ben sizi hazır bulmuşken tabii böyle şarkılı türkülü girdik ama şu şeyi de hani şu bilinmezi bir bilinir hale getirelim. Futbol mudur, futbol müdür abi? Valla şimdi şöyle bir şey var. Yabancı sözcükleri biz kendimize göre söylüyoruz. Yine her söz için geçerli bu. Fakat bazı deyimler var, öyle eski deyimleri kullananlar var. Yani Arapçadan, Farsçadan gelmiş. E şimdi efendim her yerde söylüyorum bunu da yakınlarım da ya yapma diyorlar. Ayıp olmuyor mu? Oluyor. Çok büyük bir kanalın haber spikeri okuyor ya. Devlet büyüklerinin arasında yani hatta muhalefet birbirlerine laf söylüyorlar. Ve ona çok ağır hakaret ediyor. Hayasız adam diyor. Haya yani kötü edep, efendim, edep falan filan. Ama spiker hanım hayasız adam diyor. Oo çok fena. O da başka bir şey. O tıbbi fiziki müdahale etmiş oluyor. Şapka kan. Bu arada Sayın Atsini'ye de hoş geldiniz. Aramızda çocuğu var. Atsini'ye de kondu. 2-3 çocuğu da var adamın. İlginç ya. Şimdi var mesela telif hakları var. Telif. Telif. Hani bu Türkçe değil Arapça, Farsça filandan gelmiş. Daha bunun gibi bazı sözcükler gene büyük bir kanalımızda gene büyük bir spikerimiz okuyordu. Ne okuyordu? İşte bankalardan bahsederken. Böylece bundan böyle vadeli mevduatların, vadesiz mevduatlar. Vade, nasılsın kardeş? Vallahi bilmiyorum. Biraz Kıbrıs şivesine girmiş değil mi sen? Hakem. 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 İşte onun için şimdi o sordu benim yarama bastı. Hakem. Peki hala ben futbol mu futbol mu olduğunu öğrenemedim futbol, yani. Futbol, offside filan İngilizce sözcükler. Doğru yorumcuları diyor ya. Hakem. Güzel kızlarım, yakışıklı delikanlılarım. Bunlar. Güzel girdim. Bunlar. İngilizceden futbol İngiltere'de doğmuş. Onun için İngilizce deyimler konmuş. Alman falan kendine göre çeviriyor. Ama bizim için biz yani Türkçe söylemiyoruz ki o İngilizce sözcüğü kötü telaffuz ediyoruz. Hani futbol dedikleri, futbol dedikleri. Hı hı. Offside mahallede, offside. Korna. Korna biraz evet ağır oluyor yani. Hani koca kornere. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman İzel midir, İzel midir efendim? Efendim. İzel midir, İzel midir? Doğrusu. Bir şey diyecektim de reklam oluyor. Şey, dur sen bana kelimeler hazırla. Biz de küçük bir ara yapalım. Her zamanki küçük aramızı vereceğiz. Bu yalanı da suratınıza söylediğim için özür diliyorum. Küçük bir aradan sonra bir aradayız. Evet burada laf çok devam ediyor sayın. Ya şimdi Halit abi Halit midir Halit midir onu da bir şey yapalım. Şimdi şu var Arapça Farsça sözcüklerin o dilde okunuşuyla bizim Türkçe'ye adaptasyonunda bir hızlılık var. Yani Halit filan gibi olunca biraz ağdalı oluyor. Ben Halit abi diyenleri ben çok seviyorum. Halit abi çünkü bir kere düşün Halit dede demesi lazım. Ya canım benim akraba olur mu? Hediye alıp dede dedirtiyorum. Dede, ama şey tezahürat yaparken Halit, Halit diye olmasın. Bütün tezahüratlar uzatılır. Topluluk psikolojisi bir uzatırlar ya böyle bir uzatırlar. Evet. O zaman Halit abi diye gideceğim ben Halit abi bütün bir gece boyunca. Yalnız Halit abiniz konuşturacağını burada ikisi birbirinden güzel hanımlar. Biri de benden yakışıklı erkek var. Onları konuştur. Yok onlar bu akşam düğün mü geldiler? Biz üçümüz oturacağız siz kendi aranızda konuşun takınız biz öyle. Evet, biz ne konuşacaksınız? Dinlemeye geldik. Ne konuşacaksınız diye merak ediyorum. Ya ben beni niye çağırıyorlar dedim. Burada laf çok. Ya bende de çok dedim birleşirsek. Gitmez değil mi? Dinleyicilerin halini düşünün günah ya. Estağfurullah hiç öyle düşünmüyoruz. Hemen şöyle güzel bir tweet gelmiş. Tweetlerinizi gönderebilirsiniz birbirinden değerli. Konuklarımız var. Diyor ki bir anne.
Mesut Yar önceden sabahları çıkardı virgül. Şimdi geceleri izliyoruz. Rütük bu çocuğu da evlendirir demiş annesi. Saygılar sunuyoruz. Ellerinden öpüyoruz. At sineğini de kovduk az önce şeyden, stüdyodan. Hepimize bir kondu bizim bütün şeylere. Bu arada 6 numaralı eseriyle Ruşen'i alalım hemen. İzleyelim. 6 numaralı eseriniz bakalım neymiş. Bir 6 numaralı eserimiz geliyor efendim. Halit abi, bu seninle ilgili bir esermiş. Buyurun. Niye Halit? Oldu mu anlamadım. Neymiş bakayım, merak ettim. Vallahi geliyor. İstanbul'da bir küçük amatör tiyatro. Bundan 2000 yıl önce bu küçük amatör tiyatroda amatörlükten profesyonelliğe hemen geçmek üzere olan ve oyunun başrolünü oynayan bir yakışıklı genç Sadri Alışık ve de o oyunda figüran olarak böyle sadece sahneye girip çıkan, belki de bana orada hiç konuşmayan roller vermenizin sebebi bugünü düşündüğünüz içindi, öyle zannediyorum. Hayır, o zaman da çok konuştuğun içindi. Evet. Ancak konuşmayan rollerde susturabiliyorduk seni o zaman. Evet, Sadri Alışık'la böylesine bir derin geçmişimiz olduğu için ona izninizle ben sadece Sadri diye hitap edeceğim. O da rahmet istedi, nur içinde yatsın sevgili Sadri abiyle. Demek ki buradan şunu çıkarttık, bir tiyatrocu geçmişiniz de var. Şöyle bir şey. O zamanlar halk evi vardı. Çok yararlı halk evleri vardı. Hı hı hı. Artık onlar efendim yok. İşte yani beğenmeyeni de vardı onun için yani Atatürk'ün ben Atatürk çocuğuyum. Ondan da gurur duyuyorum. Yarattığı halk evleri. Halk evine giderdik. Spor kısmında spor yapardık. İşte tiyatro bölümü falan vardı. Ben üniversitenin yanında da oraya da gidiyordum. Orada biz arkadaş olduk. Hatta Kral Oidipus. Böyle şeyler geçiriliyor kafalara falan. Oo falan diyor, söyleniyor. O arada üç kişiyiz yan yana böyle. Siz dedi, öteki üçüncü arkadaş beni tanıyor. Halit'ciğim dedi biz üniversite. O şey Sadri dedi, biz şeyin altından el sıkıştık. Sadri ile öyle tanışmıştık. O sahnede tanıştınız. Sadri, o da tiyatro. Bayağı böyle iş üstünde. O da tiyatro yani. Adım atıyordu işte, bir gençti. Ben de öyle. Fakat ben iki tane, onda bir de Tırtıllar'da oynadım. Ondan sonra gidiyorsun, adamı yerinden kaldıracaksın, adam kalkmıyor. Meğerse ben adamı çok sıkı tutuyormuşum. İlk defa böyle tiyatro perde açıldı heyecandan. Ben bu işi olamam dedim. Bıraktım. Ama harika. Mesela herkes ilk şeyinde ilk mesela, tiyatro deneyiminde mızrak tutar. Siz direkt Sadri abinin elini tutmuşsunuz. Yani işte oradan belli. Çıkarken. Çok enteresan. Çıkarken. Peki İzel'e gelelim. İzel Beyaz'dan izinli geldin değil mi? Beyaz'dan emekli oldum. Şimdi ha bizim geçen dedim ben de YKMGK falan. İyiymiş ki biz de bir başlangıç yapalım. 3 tane yaptım. İzimimiz bu böyle seri şekilde yapılabiliyor galiba değil mi? Beyaz'a bir girince çıkamıyorsun oradan. Oluyormuş vallahi, ben de şaşırdım. O ne testere filmi serisi gibi her hafta izlen Allah'ım dedim. Bence Beyaz bu işi bırakacak gidele diye de atlar. Korku filmi gibi mi? Hayır canım yani. Öyle düşünme, en son 90'lara kadar getirdiniz. Gayet iyiydi. Çok da keyifliydi yani bizim için ama izin aldın değil mi? Tabii ki. Tamam. Onun sormadığı herhangi bir soru kaldı mı sana? Bartur, sen bulmuşsundur mutlaka. Sen deli misin bak burada nasıl ya, çalıştık biliyor musun? Tabii. Hemen şey, sen de soyadı kullanmadın. Bu 90'lı senelerin galiba bir alışkanlığıydı. Oysa ki hani biz senin İzel Çelik Ercan diye hakikaten göbek ismi falan zannediyordun. Tamam. İzel Çelik Ercan falan. Çeliköz soyadı. Çeliköz oradan bir benzerlik. Çeliğe de İzel Öz diyorlardı. Çelik İzel Öz mü falan. Ya benim şeyden dolayı oldu. Tamamen gruptan dolayı. İzel Çelik Ercan. Evet. İzel Ercan. İzel. Sonra, ha bu hepsini teker teker yedik İzel'e kadar geldim. Şimdi kendi yarımı yiyeceğim, İzel olarak çıkacağım. Ya bir ara gerçekten biz İzel Ercan ikili dağıldı denmez değil mi? Ayrıldı denmez. Ayrıldı artık onu. Ayrılınca. Severek ayrıldınız. ayrılınca şey dedim ya, acaba ölecek miyim? Hani bir şey mi olacak başıma, bir şey mi gelecek? Hani İzel olarak bir tane de hani hasretimi yapınca sonra dedim ki. Lafını bile etme, düşünme. Tamam. Düşünmüyorum. Her şey. İptal, iptal, biz ne konuşuyorduk pardon. Şey işte yani senin isminden girdik. Cisminden yani çıkıyoruz İzel, şu anda. İzel. Ama sıradaki bir gün, şarkıyı İzel... de sevenler için söyler misin Hasan Evlenik? Neyi söyleyeyim? Sıradaki şarkıyı sevenler için. Hastası oldum ya. Alışık değilim şimdi. Vallahi alışık değilim, böyle çok ilginç oldu. Ben alıştım. Ya çünkü bir şeyler takıyorlar ya böyle üstümüze. Bir şeyler dedi mi insan? Pardon, mikrofon takılınca bu böyle arkadan acayip şey yapıyor.
Ya boş muhabbet, boş muhabbet. Fakat bir şey söyleyeyim. Sen burada her şey konuşulur. Geçen de biz sevgili dostlarımızı aldık. Özülkü ailesini. Yanlarında bir de çocuklarıyla geldiler. Evet. Bir de mirant herkes bir sıkıştı. Kaç çok kişi oldu bu gece? Çok olduk. Ay, çok olduk değil mi? Hakikaten çok. Çok süper rahatız. Fena yani. Bir şey. Teşekkür bugün ederim. Evet geniş genişiz. Hemen bir gösterelim arkadaşlar. Geçen seferki konukluklarında neler yaşadığımızı. Buyurun. Merhaba. Arkadaşın bir ismi var mı? Pardon oradan. Henüz koyamadım. Daha 3 haftalık olduğu için. Yani müdürüne gitsen evet, bir şey koy. Tam belli olmadı durumu. Şimdi 3 hafta oldu. Esas zor kısmını atlattım. Bundan sonra daha rahat ama mecburen tabii bunu taşıyacağım. Ne zaman bitecek bu aşk? Bu 2 hafta sonra bitecek. 2 hafta sonra bitecek. Evet. Ama şimdi alışkanlığa bağlarsa diye bir tek ondan korkuyorum. Çünkü ben hayatımda alışkanlıklarına çok önem veren bir insanım. Eda ile çocuk yaşlardan tanıştım. Sırf alıştığım için ayrılamadık ve yaklaşık... 27-28 yıldır beraberiz. O yüzden yani biz bir yerde otururuz, 20 sene otururuz. Kolay kolay kalkıp taşınamayız oradan. Şimdi buraya da geldim, buradan da kalkmaya gidiyorum. Ben şöyle söyleyeyim, yani işin kötü tarafından bakarsak şu oluyor. Kocanız sizi bir yastıkla aldatıyor. Yani bir evet, neyse ki yani. Ve uzun bir süre sürecekmiş. Bakar mısınız? Henüz net kararımı vermedim. Evet. 2 hafta sonra ne olur ama beni ara ve bildir. Zor oldu mu? Yani çok düzeli bir ilişkiniz vardı onunla. Gerçekten öyle. Bu dediklerimin arkasında duruyorum alışkanlıklarım konusunda. 1,5 ay kadar onunla beraber olduk. Herhangi bir kötülüğünü de görmedim. Kavga mavga gürültü yani, olmadı. Evet. Yani hatta şöyle bir şey. Sen Eda'yı hiç böyle kanatlarının altına almadın. Bu adamı sürekli... Adamı diyorum. Bu... Bu hastası. Bayağı ona bir kaş göz yapmamız gerekiyordu aslında. Bir o eksikti yani. Neyse bitti değil mi o bitti, dertler? Bitti çok şükür evet. Ben burada seyrederken biraz önce ne dedim biliyor musun? O kolundaki ne dedim? O yeni bir aksesuar. Biz erkekler takıyoruz böyle. O güzel hakkası. Yeni bir aksesuar şeklinde öyle gelmişlerdi ama neyse şimdi geniş geniş oturtuyoruz. Evet. Çok şükür hadi o da şey nazarlık evet, olsun. Evet. Şimdi altın güvercini konuşacağız bu akşam. Altın güvercinin ilginç bir şeyi var, durumu var. İsim babası burada. Bu seneki sunucusu hemen şurada duruyor. Efendim müzik direktörü. Efendim siz müzik direktörü. Ben de birincilik kazanmış bir yorumcu olarak orada. Aa canım. Yeah. Aa yeah. Ezdinam hepimize. Ben de birincisiyim. Ben de birincisiyim. Hayır. Burada birincilerle dolu bir dolu da. Ortam. Hani ben biz birinci olduk. Yok filan ama ben de. Onlar da birinci oldular. Eda önemli midir benim şeyde? Ayağım kırıkmış. Ayağı kırık ayakla evet. Çıktıydı falan. Ya mesela Erevizyon'a katılmak mıdır yoksa Altın Güvercin'e katılmak mıdır? Şimdi adamı okşama ben görüyorum şimdi. Bak, bence böyle, Altın Güvercin canlı yayındayız. Şöyle söylemek gerekirse işin gidişatı anlamında Altın Güvercin'in şöyle bir önemi var. Gerçekten herkese açık bir yarışma ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce eser katılıyor. Ve bunlar çok nitelikli bir jüri tarafından değerlendirilip önce ön elemeye sonra da finale bırakılıyor. Hı hı. Dolayısıyla o finalde de çok sıkı bir mücadeleden sonra hak eden kazanıyor. Dolayısıyla muhakkak müzikal anlamda bir değeri olan şarkı olması gerekiyor ki birinci olabilsin. Bu açıdan önemli. Eurovision'da dönem dönem TRT bu tarz yarışmalar sonucunda seçip birinciyi seçiyordu, ortaya çıkarıyordu. Hı hı. Ama bazen de sipariş üzerine oluyor. Hı hı. Hani belli bir mücadelenin sonunda bir parça ortaya çıktığı için Altın Güvercin'in önemi bayağı fazla. Müzisyenler seçiyor değil mi? Evet evet hakikaten. Bu o önemli bir şey. Peki yani hit parça çıkarttı mı hiç Altın Güvercin bugüne kadar? Altın Güvercin hit parçadan çok hit sanatçı, hit isim çıkardı. O daha önemliymiş. Yani. Evet, parça yani çıkabilir de hit. Bugüne kadar Altın Güvercin'den şimdi saymaya kalksak. Herhalde bir 70-80 tane çok önemli isim. İlk defa ilk sahneyi Altın Güvercin'de gördüm. O zaman sevgili Seyyal Taner'e vokal yapıyordum ben. Hı hı. Onun vokalistiydim. Bir yandan da konservatuara gidiyordum. İlk defa orada işte büyük bir sahne gördüm. Ben şarkı söylemeye çalışıyorum. Hatta kostümü sağ olsun Seyyal Taner diktirtmişti beni, hazırlamıştı. Leoparlı falan bir şey miydi? Yani genelde yok. O leoparlı giyer ya Seyyal yok, abla. Bana, o zaman küçüktüm çünkü. Heh, daha tamam. Böyle. Sen küçük böyle. Zebra. Tavşan. Tavşan. Kısmen yani. Zebra diyelim. Ama ya o heyecan heyecandır. Yarışma tabii. Yarışmadır. Bir de bunun isminin hikayesi var ki o enteresan. Halit abiden kaynaklanıyormuş Altın Güvercin'in ismi. Onu ben şimdi bismillah duydum yani. Nasıl şimdi oldu bakın iş? Şöyle. Ben sadece isim babası olarak değil. Tabii. İlkten itibaren birçoğunu da sunan. Sunucu olarak ama başka bir söyleyeceğim. Birinci Altın Güvercin oldu bitti. Ve jüri. Öyle bir jüri
notlarını verdi ve çıktık, anons ettik. Anons ettiğimiz zaman anons eden Halit Kıvanç sunucu dahil kazananın kim olduğunu bilmiyor. Hiç kimsenin tanımadığı bir isim. Buyurun. Kağıda bakıp okuyorum. Buyurun Fatih bakalım kimmiş Erkoç. O isim? Kimmiş Fatih Erkoç? Fatih Erkoç. 10 sene, 15 sene, kaç sene bilmiyorum. Norveç'teki bir büyük müzik adamı. Çünkü daha sonra ben Norveç'e gittiğimde bunu sorup yerinde koltuklarım kabarattı, uçtumdu mutluluktan. Adam orada yıllarca kalmış falan ve sonra Türkiye'de böyle bir yarışma var demiş. Gelmiş, girmiş. Tanıyanı yok çocuğu ve jüri bakıyor, dinliyor hepsini. Ya bu muhteşem diyor, bu çocuğa birincilik veriliyor. Bu ciddiyet altın güvercini tuttu. Gelelim efendim. Kuşadası'nda o zamanki teşkilat bir festival yapmaya karar veriyor. Festivalin birincisi de ben de takdimci. O zaman biz takdimci, sonra sunucu olduk. Biz de gidiyoruz oraya. Sunuculuk yaptık ve davetliler de var ilkinde. Timur Selçuk, Erol Evgin büyük isimler. Ali Rıza bizim Türklerde bu organizasyonu falan yapıyor. Orada bitti, akşam yemek yeniyor festival. Bir gün festival yapıldı, bitti akşam. Ya bunu dediler, bilhassa Timur'la Erol. Müzikli bir yarışma da koysak bunun içine. Konuşulmaya başlandı. Yani güzel bir yemek yeniyor. Çok güzel bir hava, karşıya bakılıyor. Onlar müzik adamı olduğu için müzik kısmında ben sustum. Ben yalnız karşıya baktım. Bunlar şöyle yapalım, böyle yapalım derken dedim ki ismi hazır çünkü dedim. Neden? Sayın Başkan dedim orada Engin Bey'e. Şu karşının adı neydi dedim. Güvercin Ada dedi. Ha yani güvercin dedim. Güvercin üstüne başka bir yaratık tanımıyorum. İnsanoğulları birbirini öldürmeye çalışıyor. Bir tane hayvanı biz uygun görmüşüz o işe. Ağzına bir böyle çöp vermişiz. Geliyor, konuyor. Nedir o? Kimdir o? Barış güvercini. Hı hı. Yani güvercinin böyle bir yakınlığı var. Burası da Güvercin Ada diye bir yeri var. Oraya gidiyorsun, geliyorsun. Dedim bu güvercin. Böyle bir şeyler, hepsi bunlar. Bütün her şey öyledir ya. Altın değerindedir. Altından pahalı bir şey düşünemezsin. Altın güvercin yarışması dedim. Başlıyor dedim. Tamam dedik ve ertesi gün ilan ettik. Ertesine de başladı. Öyle altın güvercin olarak kaldı. Ertesine de başladı. Hiç kimsenin tanımadığı bir çocuk şampiyon oldu. Ve yol verin adoslar diye. Evet. Ve hakikaten yol verdiler. Arada problemler oldu. Yol verin adoslar. Problemler oldu, oradan İstanbul'a taşındı. Arada yapılmadığı yıllar oldu. Bu anlattığım hikaye 27 sene. Bayağı ciddi bir ben zaman oldu. Ben isim babası olarak bu sefer gene gidiyorum. Artık sadece isim babası. Güzel, bayağı güzel bir kız. Benim tipim değil ama bir sunucu o sunacak. Evet. Siz sunuyordun. Evet. Biz beraber sunmayacak mıyız? Hayır. Ya seni de yemişler. Ben isim babası olarak... Ben çıkacağım, merhaba diyeceğim ailenin büyüğü olarak. Ben ondan sonra beraber sen ortaya kalanını sen idare edersin bu canım ya. Benim altın güvercinde bir tek yani yapmadığım bir tek sunuculuk kalmış. Ben hiç... Onun şampiyonluğunu da ben anlatmıştım. Arada, ama ayak evet, böyle hastaneden gelip şampiyon oldum. Ben ilk sahneye çıktığımda ilk sunumu Halit Kıvanç yaptı. Ondan sonra bir bestemle birinci oldum. Yani bir tane beste yaptım zaten. Onda birinci oldum ve... Yine sevgili Halit Kıvanç verdi ödülü. Ayağım kırılmıştı. Evet. Hastaneden zar zor. Zaten biraz bir vukuatın var galiba. Onun için verdik ödülü. Ağlamasın. Ayağı kırıldı, ağlamasın. Ağlamasın teselli olur diye. Alçı gibi onun şey. İçin verdiniz değil mi? Ay ya, yok canım ya. Bu sene de işte birlikte ne hadsizim ben ya böyle bir şey aslında çok. Ama ne olur sağlıkla git, sağlıkla gel. Biz ona ekleyelim. Şimdi bunu yıllarca ben sundum. Ben yaşlı biriyim. Bir yeni yaşlı sunucu lazım. Biraz da kadınların yaşları sunsun dedik. Ay kadına bir... Halep Selef meselesi yani. Siz seçilmişsiniz. Tadını çıkartın ya. Sen müziği, sanatı en güzeliyle yapan bir insansın. Peki. Seni ona sunmak değil, daha çok güzel şeyler. Mesut'cum mesela ilk yarışmada işte Fatih Erkoç gibi bir isim. Norveç'in tanıdığı, Türkiye'nin tanımadığı bir isim. Bütün Norveçli balıkçılar evet, bir krem tanır, bir onu tanır. Türkiye'de altın yani güvercin vesile oldu tanınması. Doğru, ve onun da o moralle buraya yerleşip müziğe devam etmesi. Ama ikincisinde, üçüncüsünde de yine Türkiye'nin hiç tanımadığı yepyeni isimler. Aşkın Nur Yengi. Aşkın Nur Yengi.
İlk birinciliklerini orada bir cüretle aldılar. Baya baya bir... Aynen öyle. Hakikaten çok önemli bir... Sen bir şey alabildin mi oradan? Bizde Eda Özülkü ilk sahne deneyimini o da Altıngöl'de birincilik ödülü aldığımız. Senin var mı kişisel olarak? Düet beraber. Beraber aldım. Söz müzik ve yorumcu olarak. Söz müzik yorumcu diyor. Mesut'cum benim kişisel olarak hiçbir şeyim yok ki. Evet usta ya. Hiç olamaz da. Her şeyim düet olarak. Düet üzerine kurulmuş. O sözleşmeden itibaren her şey düet mi? Yani düet son, olarak. Evet. Son çalışmalar da hep düet. Evet aynen öyle. Öyle. Hastasıyız. Peki Eda mesela geçendeki konukluğum ben bilmem beyim bilir düzeyinde. Oradan biraz daha yürüyebildin mi acaba ilişkimiz? Çok değiştim. Ha değiştin değil mi yani? Hani bu akşam mikrofonu bırakmazsın diye düşünüyorum ben ama. Yok sıra gelince bırakmam inşallah. Bu evde söz hakkı öncelik kimde? Geçiş önceliği evde. Ya, evin ben diyorum. Ben cevap verebilirim. Tabii. Niye Eda'dan. Onlarla mı yaşıyorsun? Yine mi sen? Eda'dan. Bu da mı cevap veremeyeceğim? Ya yok kadın soru. Ya yanlış gelmiyor. Böyle bir durum. Hayır soru Eda'da geliyor gibi ama. Oluyor tabii. Buradan. Geçen de bir ant alıyor ya. Evet soruyor ya. Bir dakika ona ben bir diye başlıyor ve götürüyor. Evet ama o üçüncü göz önemli. Geç evet, öncelikle. Eda'da. Eda'da mı? Sen de evin mobe sesi oluyorsun anladığım evet. olayları. Ben o evde çok bulundum. Öyle mi? Çok. O zaman biraz şey miyiz? Hani böyle bir hafif bir eskiler kalabık mı derdi? Tam karşılığını bilemiyorum. Ne? Halit abi. Hafif böyle hanım köylü, hafif hanım sözü dinleyen, geçiş önceliğini hanımlara veren. Ben onları örnek çift olarak evlilik evet. adlı müessesenin güzelliğini, kutsallığını bir resim, bir tablo, bir şey... Temsil edecekse Eda ile Metin eder. Ben tanıdığım günden beri evlilik denen müesseyi ayaklar altına atan bazı sanatçı evlatlarıma da sesleniyorum buradan. Öyle davranışlar yapılıyor ki o ikisi örnek çift olarak kalacaklar. Maşallah diyoruz ve vuruyoruz. Tahtalara. Bu arada arkadaş bizden önceki programın adı dört bir taraf değil mi? Esip gülüyorlar her taraftan böyle bir esinti geliyor. Ya niye bizim program böyle bir ağır bir şey politik ağırlık? Bir terk edince stüdyoyu politik bir ağırlık. Evladım yaşlı başlı atamıyoruz. Dedeleri çağırırsan böyle olur. Estağfurullah ya. Hepinize ağırlık çok. Geldiğiniz bir iklim değişti. Yani Akdeniz oldu iklim gayet keyifli oldu. Peki Metin Bey şöyle diyelim. Yani zor değil mi ya? Yani uzun bir evlilik çok güzel Halit abi anlattı ama. Hani aynı notalar üzerinden yürüyen bir evlilik. İnsan yani kimi zaman o notalardan sıkılmıyor mu? Hani biri bemol deyince ötekisi diyez demiyor mu? Hep aynı şey midir? Yok. Aşk. Gerçekten çok zor. Kaç sene? Beraberliğimiz 30 sene. Altın güvercini geçmiş abi bildiğin. 26 sene. Maşallah. Evet. Şöyle bir şey. Kolay şeyler hakikaten kolay. Ama eğer bu dünyaya geldiysek, yaşıyorsak bu yaşamın bir amacı olmalı. Ve bir takım hedeflerimiz olmalı. Ve bir takım zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenmeliyiz. Benim mücadelem çocukluğumdan beri böyle. Ben 6-7 yaşına itibaren bu sektörün içerisindeyim. Konservatuvar, gece kulübü çalışmaları, gazinolar. Bütün her şeyi gördüm o yaştan itibaren. Ve hedefim hep bir şeyleri başarmak adına. Hı hı. O yüzden bu kadar uzun süreli bir birliktelik aslında çok kolay bir iş değil. Ve arada çok üzen, yoran, zorlayan birçok dış etken, dış sebepler var tabii ki ama bunların üstesinden gelmekte. Ve buna benzer bütün zorlukların üstesinden gelebilmekte insanoğlunun vazifesi diye düşünüyorum. Öbür türlü hayatın da bir tadının olmayacağını düşünüyorum. Bu zorluklar beni aslında hem motive ediyor hem de mutlu ediyor. Sen evet. 3 ayda bayağı bir değişmiş. Ben çok değiştim. Bayağı tamam yani. Ya şimdi... ben geçen geldiğimde işte o kolumdakinden dolayı çok konuşamadım. Ondan çünkü arada böyle ters bakıyordu. Şey baskısı vardı yani. Tabii. Ondan kurdum. Telefonumuz var alalım. Konuşamadım. Peki gecenin ilk telefonu Oğuz Aydın'dan başkentten geliyor. İyi geceler, iyi akşamlar Oğuz Bey. İyi geceler, iyi akşamlar Mesut Bey. Valla bana lafa gerek yok. Birbirinden değerli dört konuğum var. Zaten bu akşamki programımız daha bir özel. Teşekkür ederim. Ve gerçekten dördü de birbirinden değerli sanatçılar. Sağ olun. Öncelikle soru sormadan önce çok heyecanlıyım bu arada. İzel abla ile görüşmek istiyorum. Ben de heyecan yapardım olsun. Evet. Ben de yapardım. İzel abla zaten tanıyor beni kendisi. Büyük bir hayranıyım. Oğuzcum büyük bir hayran. Ankara'dan gelen olsun değil mi? Yine bırakmadım az da yalnız evet, seni. Nasılsın iyi misin? Olsun hiç yalnız bırakmıyor. Ankara'da okuyor. Gövdeyle gelemese ses de geliyor adam gördün değil mi? Yok yok her an takipteyim zaten. Öyle mi buralarda evet, mı evet. yoksa? Benim en vefalı dostlarım diyorum ben onlara. Ne güzel bir şey.
bir sabah programına gidecektim. Annesinden zar zor izin aldı. Gece yola çıktı. Otobüsle geldiler, programı izlediler, hiç uyumadan tekrar Ankara'ya döndüler ve okuluna devam ediyor. Allah ayırmasın bizi onlardan. Amin amin ya. Bu güzel bir sevgi durumu. Yani hep kötü günlerimde mesela beni gerçekten onlar ayakta tutuyorlar. Bu harika bir şey. Boş parada veriyorlar mı mesela bana? Hani parasız kaldığın zaman cebine para koyuyorlar mı? Yani istesem verirler ya. Oğuz verir misin? Veririm, feda olsun ona canım, feda olsun. Ya sen ne güzel adamsın. Sana, Oğuz. Sor bakalım Oğuz'un sorunu. Sorumu sormadan önce birkaç cümle söyleyeceğim İzel ablayla ilgili. İzel ablanın çok güzel bir sözü var. Ben diva olmaktan çok ilham olmayı isterim der. Ve gerçekten hani duruşuyla, sesiyle, kişiliğiyle, mütevaziliğiyle çok başka. Herkesten başka. Ve onu bu yüzden çok seviyorum. Ve neyse lafı uzatmayayım, soruma geçeyim. Teşekkür ederim. Hiç uzattın, çok güzel şeyler söyledin. Ya ben de söylerdim sana. Evet buyurun. Kontür yazıyor, girsene konuya. Ya 90'lı yıllarda İzel Çelik Ercan'la çok güzel bir çıkış yaptı ve gerçekten 90'lı yılların en iyi grubu oldu. Ve şu an günümüzde eğer çıkış yapmak istese, bir grup olmak istese, iki erkek sanatçı kimi seçerdi? Şu an çıkış yapmak istese. Şimdi... Bir partner aranıyor dese. Peki. Ne oldu? Kimi seçen? Bunu biraz düşünmem lazım. Niye düşünüyorsun ki? Yok mu içeri böyle kesin dinlediğin hani partner? Ha, sevdiğim öyle bir şarkıcıyla grup olacağım. Bir grup öyle çıkacağız mi? İşte. Yoksa... Ya ben dağıldıktan sonra hiç grup olmayı düşünmemişim demek. Peki bu İzel Çelik Ercan tekrar böyle geldi. Bir araya gelme durumu falan filan söz konusu mu? Yok yani öyle kesin öyle bir şey konuşmadık, düşünmedik. Biz işte... Sevgili Beyaz'dan böyle bir teklif gelince ona böyle bir jest olsun istedik. Bir de yıllar sonra bir bakalım dedik, ne yapıyoruz yani birlikte. Onu görmek için yaptık. Fena gitmedi aslında değil mi? Müzikal yani, anlamda da olmuş yani. Yani provasızlıktan dolayı biraz tesisatla ilgili ufak tefek sorunlarımız oldu. Ama çok heyecanlıydık yani. 20 yıl sonra ilk defa bir araya gelmiştik. Artık hatalarımız da herhalde heyecanımıza... verilmiştir diye. Ne pis kavga ettiyseniz o 20 sene nasıl öyle bir böyle hepiniz bir yere savrulmuşsunuz arkadaşlar. Ne daha bilir değil mi? Nedir, neyi bölüşemediniz siz ya tam olarak? İzel Çelik Ercan neyi bölüşemedi? Vallahi İzel Çelik Ercan'ı bölüşemedik herhalde. Ya da çok çılgınmış. Şöhreti kaldıramadık. Çılgın attınız. Peki Oğuz çok teşekkür ediyorum aradığın için. Sıradaki kolajımız Sevip'te kavuşamayanlar ve grup olamayanlar için geliyor. Buyurun arkadaşlar. Dudaklarım bambaş şimdi, ilerken hiç düşünmedin mi? Yalnızlık tak etti canıma, ağlarken duyduklarıma, özledim özledim seni ben. Ara ara, belki de bulursun, gündüz gece, yalvar yakar olursun. Sen de sıra, ne denir ki sana, geçmişler olsun. Dönmelisin. Artık seni sevdiğimi bilmelisin. Sevmelisin, sen bilmelisin. Artık benim olduğunu bilmelisin. Ya neydi, sponsor gözlükçü müydü o sene? Şimdi onu nedir arkadaş ya? Ne kadar o kadar güneşli ya. Günler miydi acaba? Çok 90... güzel güneşli günlerdi. 90'lar. Çok doğaldık yani. Böyle işte hepimiz vatkalarınız, güneş gözlükleriniz ne siz? Ne bulursak yani hani evde ya da bir iki ufak alışverişle yani yüzlerce program böyle yapıyorduk bir programla ya. Sen de pişti olmuştuk. Ve biz İzel'le pişti olmuştuk hatta. Yemin ederim. Şeyler, salı pazarı vardı o zaman. Aynı yok o kadar değil. Salı pazarı yok, değil. Güzel, iyi de bir hoş bir mağazanın. fakat aynı elbisesini ikimiz de almışız. Ve uzakta da karşıda yani bu tarafta biz Anadolu çocukları. Size göre tabii çekip, karşı oluyor burası. Gelmişiz birer elbise. Sen mi gitmiştin almıştın? Nasıl olmuştu da bir ayrı elbiseyle çıkmıştık sonunda? Galiba günlük çıktık. Sende vardı yedek. Ben değiştirdim. Sen ben değiştirdin. Vardı yedek. Ben hep para olduğun kimdeyse o gitti aldı. Evet evet yedekliydim. Çelik'in ceketini aldım. Ercan'ın işte gömleğini falan öyleydi. Bir şey söyleyeceğim ama ben sorunun şuradan şey yaptığını. Yani bu kolajdan anladığım kadarıyla sen böyle bir çeliği biraz işmar ediyorsun. Ötekisine sırtını dönüyorsun. Bence... şey öyle oldu ya ayrılmak. Orada ya. Sinyalleri vermişler. Vermişler yani. Birine böyle hani yakın duruyor, ötekine uzak duruyor falan filan. Önce kim gitmişti gruptan? Çelik gitti. Evet. Yapma ya. Tamam. Ama tamamen, şey söyleyeceğim. Tamamen yanlış at oynuyor. Bence iyi ki de gitmiş. Çünkü
gittikten demek ki mutsuzdu. Yani ben mutsuzum, gitmek istiyorum dedi. Ve gittikten sonra çok güzel şarkılar yaptı. Demek ki içinde bir şeyler varmış ve gösteremiyormuş onu grupken. Hercai yaptı. Doğru. Ateşteyim, Meyhaneci. Fena işte yani evet. İnanılmaz, 1 milyondan fazla albüm sattı. Hı-hı. Ve ben hatta dedim ki Çelik iyi ki ayrılmışsın. Hı-hı. Çünkü gruptayken çok yapamıyordu. Çünkü o şarkılar belki o üçümüze uymayacaktı. Hı-hı. Fikir olarak belki olmayacaktı. Tek başına çok büyük bir başarı yakaladı. Senin yani çok güzel bir gruptu İzel Çelik Ercan. Evet. Fakat grubun dağılması müzik sektörü açısından kötü olmadı. Her biri kendi alanında çok daha başarılı işlerine imza ettikleri için o bir tat ve lezzet olarak orada kaldı. Hı hı. Ama ondan sonra hepsi çok başarılı oldu. Hala unutulmaz tabii. Bir lezzettir ya. İşte artık bir tanesi futbol yorumcusu oldu. Evet. İzel işte şey beyaz yani şey, geçen zamanlarda. Kadro sanatçısı. Yani Çelik işine girdi. Ben şimdi yeni sezonu bekliyorum ben. İki adam olarak, iki dede olarak özetleyeyim. Aradan zamanlar geçti. Şu lafla, bu dedikoduyla, bu söylentiyle, bilmem neyle değil, kendi dönemlerini, günlerini gayet güzel geçirdiler ve zirveye çıktılar. Zirvedeyken de tek tek kendilerine bir başka değil ama aynı yönde ama başka yollara gittiler. O bakımdan onlardan bahsedilirken güzel müzikleriyle bahsedilir evet, evet. Oldu. Evet. Yanlış bir özet yani kayıp değil. Kayıp bir kazanç olmuş. Evet, aynen olur. Öyle. Halit abi sen hiç grup kurmadın ama. Sen hep tek tabanca yürüdün. Ben kendim grubum yeter. Oo, benim ya. Benim grubum gizli ama. Efendim ben 57 sene önce 1955'te Eylül ayında İstanbul Radyosu'nda bir stüdyoya girdim. Mikrofon karşısına geçtim. Geçiş o geçiş 57 sene. Maşallah. Ama oraya o mikrofonun karşısına geçmeden birkaç ay önce aynı yıl nikah memurunun karşısına geçtik. O zaman mikrofon yoktu orada. Olsaydı daha evvel 3 ay evvel gezecekmişim. O günden beri de beraber ve solo şarkı. Gülbin Tokatlı bir öğretmenin kızı. Muhteşem. Benim eşim oldu. Bana bir güzel evlat verdi. Küçük bir yavru şimdi. 50 küsur yaşında ya, yavru. Ya, Ümit Kıvanç yazar, evet, çizer, müzik, grupta çaldı, bateri çalar, şunu çalar, bilmem. Bir dolu yazı yazar, şunu yapar. Gayet özgürdür kendisi. Ama eşim çok futbolu da çok sevmez, bilmem ne ama en azından bana sevmez görünmez. 57 yıl ben bir şeyler yaptımsa ben bu yaptıklarımın %50'sini değil, %60, %70, %80, %90'ını eşim Bülbin'e borçlu. 57 yıl öncesinden tek kare bir fotoğrafımız var. Bir verelim mi arkadaşlar mı onu? Bilmem. Fena değildim ben. Buyurun. Çok güzel. Ha, bıyık vardı moda o zaman, bıyıklı. Bıyık da güzelmiş ama. Biz de çok güzel. Çok güzel. Hala öyle. Bir şey söyleyeceğim. Bu kaç sene? Neredeyse 50 küsur sene vardır. Bu işte öyle. Yani işte 57 senelik, 56, 57. Şey, abi biz böyle pala bıyığı falan denemedin mi? Hayır, denemedim. Böyle ayanışık bıyığı. Ondan sonra. Clark Gable'la Audrey Hepburn gibi falan. O zaman şöyle. Bıyıklılar bir şeydi yani. Kızlar bıyıklara bakarlardı. Öyle mi? Kaytan bıyıklı falan filan yani öyle. Ama sakal sesiniz de. Bırakmadım. Sesiniz onun de. Bırakıyor, onun var. Ümit abi bırakıyor. Evet. Sesiniz de tabii etkileyiciymiş herhalde. Etkilenmiştir yenge. Bilmiyorum vallahi yani. Derler. Etkilenmiştir. Çok güzel. Derler. Ya, çok güzel. Peki o zaman hani hazır bulmuşken iki şey de sorayım sizi. Bunu da aradan çıkardım. Gün içerisinde en fazla soru şuna. Yani çok şükür ve maşallah gençliğini, dinamizmini, beyaz saçının bu güzel rengini, değişmeyen o güzelliğini neye borçlusun, bu bir. İkincisi 57 yıl hakikaten çok zor bir şey ikili yaşamak. Ama şimdi kadın çok fedakarlıklar etti. Sen hiçbir şey yapmadın mı? Ya şöyle bir şey, ama ben 10 Dünya Kupası'na gittim diye övünüyorum. Her kupada 45-50 gün kalıyordum. Oo. Ve kendisi futbolu sevmez. Sevmez değil. Bayağı bir fedakarlık. Yani hayır. Benim rakibim sadece futbol diyordu. Yani bütün hayatında. Cumartesi maç, pazar maç, bütün. Hala 86 yaşına geldiğimi rahatça söyleyeyim. Maşallah. Hala işte iki gün sonra gideceğiz Kuşadası'nda. İşte bir nevi başka bir futbol maçı. Ama iki gün, üç gün artık yani ve o
hani eve de baktı, eve de baktı derken yani eczacı, eczane var, eczane. Küçük bir çocuk yetiştiriyor. Benim gibi bir ve bir de ölçülü konuşur o. Zavallı zaten konuşacak vakit bulamaz. Onun için ben eğer çok başarılı oldumsa buradan tarihe de geçsin. Harika. Tarıma başlayayım. Sadakat kadar nezaket de önemli. Buradan doğru. Ben bunu anladım. Yani ama o bana olarak. Çok yani beni yetiştirdi. Şu beyaz saçları gelelim. Ben bu çocukları da onun için şöyle seviyorum. Biraz kendimizi görüyoruz. Onlar da. Biz de aynı şekilde. Onların da bir çeyrek aslı yani kalmış. Biz, fazla bir şey yok yani. İsim yaptık, meşhur olduksa bir takım dedikoduların arkasına sığınıp olmadık. Doğru. Ki onlar da aynı şekilde oluyor ve tavsiye ediyorum bunu. Aynı. Ama aynı şekilde biz de Halit abi iyi ve bütün yaşantısını hep aramızda konuşuyoruz ve örnek alıyoruz. O yüzden de Halit abiyle aramızda çok ayrı bir, biz hakikaten babamız gibi, o da bizi çocukları öyle gibi görür. Öyle. Hatta bizim çocuklara da direkt torunum diye, geçen sene Kuşadası Altın Güvercin'de yine, nerede torunlarım diye Halit abi nasıl arandı biliyor musun? Çocukları bulduk hemen getirdik falan. Yani bu kadar bir... Evet. O sıcaklık ya insanı da etkiliyor bir şey. Aynen ya öyle. Sen biraz böyle şey kaldın, yalnız kaldın bu konularda. Böyle uzun birlikte... Yani ben acaba geç kaldım doğru. Nikah bekliyoruz, yani. Güzel çağıracak. Bekliyoruz arkadaşlar. Nikah şahidi olacağız. Güzel bizi şaşırtacak, nasıl olacak bu işler? Ben galiba şaşırtamayacağım. İyice ya. Albüme verdim yani. Kendini. Yani albümün ismini Aşk En Büyüktür Her Zaman, tamam biliyor musun? Aşk En Büyüktür Her Zaman işte. Ama teori yeter, pratik görelim biraz. Allah Allah. Nedir bu, hep teori geliyorsunuz. Yani nikahın küçük mü? Kısmet bu işler hep kısmet ki. Mesut. Yok ama gerçekten yani ben... Ama izli başa katılan şeylere benziyor. Ama şöyle bir şey var bak. Sen taktın mı? İstiyorsan takayım ama öbür günden. Parabolu açacağız birazdan, rahat ol. Ya ben her ilişkimde evleneceğim zannettim. Yani ya bu tabii neresinden yani neresinden tutacağım çok yani tabii ki ama. Öyle bir niyetle yani hani hep bir şey oldum o yüzden kısmet değil. Açıklama bu programda yani. Açıklanması güzel. Niye açıklayayım bence, nikah gününü. Artık şey yok, adam yok yani yok abi, adam yok. Adam yok yani. Çağırırsan geliyorum. Evrene gönder. Evrene gönder. Hiçbir şey olmadı, esayir ola gönder. O bir şey yollar. Peki yani. O zaman. Dur. Şöyle söyle bak. Bak. 2013'ün. Çok erken bir dakika. Erken mi daha bir? Olabilecek bir yani bir tarzı. Daha ortada kimse yok. Peki bizi inandır. Yok bir yıl var. Aradığın tipi söyle belki. Bir reklam. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yasak. Ama uyar valla. Halit abinin tavrına, tarzına oha. Sahip olsun. Metin Özülkü'nün sesine sahip olsun. Senin zekana sahip olsun. Senden sonra, de bir şey olsun. Senden bir şey olsun. Bir dakika yalnız. Peki, erkek söylemem gerekiyor. Ev nasıl hep manevi şeyler. Ben şarkı söyleyeceğim, geçineceğiz işte. O yüzden olmuyor. Gene sen acitersin. Olmaz öyle. 2013 bile onu bir 2033'e 2000... atabilir miyiz abi? Şu, yani o çok zor ya. Vallahi içimden geldi. Tarih vereceğim. Ver. 2013 26 Nisan yani doğum günümden 3 gün önce evleniyorum. 2013 26 Nisan'da İzel evleniyor. Evet. Ben o düğüne gelmezsem adam değilim bak söyle. Sen o düğüne gelmezsen zaten. Ben zaten adam burada ya böyle bir açıklama be. Yapmışım hadi yani. 2013. Ama henüz 2013 aday... 26 Nisan hangi güne geliyor acaba ya? Ya bakar mısın Halit abi ne oturuyor? Cumartesi başladı. 26. 26 Nisan 2013 dedi abi. İşe denk geliyor mu acaba? Hayır o gün cumartesiye çalışıyoruz biz gelebiliriz. Olur mu? Ey Allah'ım ya. Ama Halit abi bunu hakikaten not düştü. Evet. İnşallah izler ya. Bak, hayatım boyunca not defterim. Ben bunu bilmiyorum ama. Not defterim. Evet. Evlince 26 Nisan'da mı? Çağırma olayına inanıyorum. Çağırıyoruz işte. Evet, şimdi bizimkilerde şey var abi yani. Bütün Türkiye yazdı şu an. Bak bana bir rahmet bütün amcam. Bütün Türkiye not alsın şu anda. Rahmet amcam. Kusura bakma senin ciddi konun duracak. Yani bir parantez içinde. Vepi Koç bir şey söyledi bana bir şeyle evet. ilgili. Tabii efendim dedim, ilgilenirim dedim. Bir televizyon birisini falan. Ve dedi ki, telefon numarasını da söyledi. Halit Bey dedi, seslendi. Hiç Halit falan dememiştir. Döndüm, buyurun. Not etmedin dedi. Efendim dedim, kafama yazdım. Geldi kulağıma. Halit Bey kardeşim dedi. Ben dedi, Amerika'da dedi, bir profesörle karşılaştım. Bir şey söyledi. Ve bize bir şey söyledi, not. Biz de etmedik. Sonra dedi, tercümanla bana dedi ki dedi,
efendim niye not etmediniz? Ben de aynen sizin gibi dedi kafama not ettim. O profesör dedi ki dedi kafanı eskiteceğine kağıdı eskit. Yanında çıkarmış o profesör bir not defteri bu. Bu anlatılan hikaye bu 30-40-50 senelik ve ben o günden beri böyle bir defter her gün taşırım. Herkese de bütün gençlere de tavsiyem. Bunu özel ben de buna çok önem veriyorum. Bu arada 26 Nisan Cuma akşamına geliyormuş. Cuma akşamı. O günü ekstra almayacağız usta. Cuma yapacak geliyoruz. Bir şey yok yani. O gün ekstra almayacağız. Ama daha biri yok nasıl olacak bilmiyorum. Ben ama ne yapayım ben attım bir şey. O da ekstra almış. Altını biz doldururuz sen rahat ol. Sen tarihi verdin biz dolduracağız altını. Bir şekilde hepimiz siz bir böyle şekilde birini bulur musunuz? O da değil olsun diye. Evet bakalım. Vallahi, no, kırmayın şu kızı artık. Bak yarın sana kaç telefon kaç mektup gelecek? 2-3 gün içinde. Galiba mektup olsun. İlk telefonumuz geldi galiba. Bir telefon daha geldi. Kısmet. Buyurun alalım hemen. Resmini de göndersin. Resmini de göndersin tamam onu da söyleriz. Esra Kuşçu olmadı. İsim olmadı Esra. Hani Erol falan olsaydı olurdu. Esra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, buyurun. Merhabalar. Öncelikle herkese değerli konuklarınıza iyi geceler diliyorum. Hakikaten harika bir program oluyor. Az evvel bir grupla ilgili, müzik gruplarıyla ilgili konuşuyordunuz da. Evet. Ben de hemen o sırada telefona sarıldım. Çünkü yani seneler önce tam yılını doğru söyleyemeyebilirim ama 87 veya 88 yılıydı yanılmıyorsam. Müzik Yolcuları diye bir grubun kasetini dinliyordum ben. Uzun uzun dinlediğim bir kasetti bu. Metin Özürk ve Eda Özürk'ün bir grubuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Onunla ilgili yani senelerdir bu grup o şarkıları bir şekilde internet ortamında bulmaya çalışıyorum. Fakat hiçbir şekilde ulaşamıyorum tabii ki. O yıllarda biraz kayıplar var çünkü şu an dijital ortamda ulaşamıyoruz. Maalesef evet. Onunla ilgili aslında bir sorun var Eda ve Metin Özüki. Biz bu şeyleri nasıl bulabiliriz? Bu şarkıları o grupla ilgili yeniden gündemde bir şeyler yapabiliyor musunuz? Nedir acaba diye. O grup Necivan Özel ve Nevbahar Özel adlı iki radyodan iki sanatçı arkadaşımızla birlikte kurduğumuz bir gruptu. Çok da güzel böyle Azeri ve bizim Türk motiflerini zaten hepsi birbirine çok yakın. Evet. Kaynaştırdığımız gitar, tar ve klasik kemençenin yer aldığı ve bizlerin de hem sesimizle hem enstrümanlarımızla katkıda bulunduğu bir albüm çalışmasıydı. Ben de hala çok büyük zevkle dinliyorum o şarkıları ama dediğin gibi çok dijital ortamda bulunamayabiliyor ama bir şekilde iletişim kurulabilirse ben size onun orijinal CD'sini iletirim. Ay gerçekten çok sevinirim. Yani hakikaten çok keyifle dinlediğim şarkılardı çünkü. Evet. Tabii ki zaten ondan sonraki tüm çalışmalarınızı da her zaman takip ediyorum. Eda Hanım'ın da sizin de İzel'in de tabii ki. Çünkü ben de 90'lı yılların popunu sürekli dinleyen ve hala 90'ların sevdalısı bir müzik dinleyicisiyim. Ne güzel. Onun için bunu hatırladım. Aslında hemen onun için aradım. Böyle sarı kapaklı bir kaseti vardı. Evet. Kasetin kutusu duruyor ama kaset yok bende. Tamam ben Reji'den ulaşırız size. Arkadaş ne şanslısınız ya. Vallahi billahi. Ya. Bir telefonla aldıkları şeye bak ya. Vallahi billahi. Öpücük verdiysen vermezsin diye. Çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok değerli bir Esra, hediye oldu. Çok teşekkür ederim. Sen de çok değerlisin bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Abi. Arada ben de gururlanıyorum. 80'lik 90'lıkları çok seviyorum diyeceğim. Onun için yani. Canım abim Allah sana upuzun ömürler versin. Eda, çocuk yapmak mı zor, kariyer yapmak mı zor, müzik anlamadım. Yapmak mı zor, lahana dolması yapmak mı zor? Ya hangisi zor? Hayatında bir zor varsa en zoru hangisi? Çocukla birlikte kariyer. Ha o ikisi. O ikisi birleşik. Kocayı saymıyoruz bile öyle devam yoksa ediyor. Yoksa dolma filan onlar kolay yani. Ha onları hallederiz. Dolma filan kolay. Peki çocuk olduktan sonra böyle hani ailede böyle bir ikinci plana atılmış hissettin mi kendini? Ben mi? Çok ortaya konuştum. İkisi birden üzeri. Hangini hissettiniz? Birinç... Hangi hissettiğini çok böyle ortaya konuştum ikisi de aldı üzerine. Yok niye sen atıyorsun öyle kendi hayatım? Sen niye öyle atladın kendini? Ben, yani tam benlik bir soruydu bu. Öyle mi? Tamam direkt sana gelsin bence o zaman. Bence bir ilgi eksikliği olmuş. Olmuş Eda birazcık lütfen. Arkadaşıma. Bence bir şey söyleyeyim mi? İkisi de aynı heyecanla atıldığında karşılıklı bir ilgi eksikliği. Evet. Direkt çocuklara motive olmuşlar. Ya dolayısıyla tabii ikimiz de öncelikle çocukları şöyle bir yukarı kaldırdık ve oraya doğru fokuslandık. Ondan sonra bir iki sene böyle geçti. Ondan sonra farkına vardık ki hakikaten birbirimizi biraz ihmal eder duruma gelmişiz diye düşünüyorum ben yanlış konuşuyorum. Mesela
11 yıl kadar ortak bir albüm yapmayıp 11. yılın sonunda evet. yapmışsınız anca. Falan yani. Evet, anca bayağı bir ertelemişsiniz kendinizi. Evet, evet. Ve Issız'a da ismi de tabii 2010'da mı çıktı 2011'de mi tam? 2010 sonu, 2011. Yani 2011 model diyebiliriz. Evet, evet. Bu arabalara da öyle şey evet, yapıyorlar. Evet, hikaye gerken. Niye o kadar ara oldu? Sadece çocuk değil herhalde değil mi? Yoksa hani müzikal değil, olarak... Değil, arada solo çalışmalarımız oldu tabii. Eda'nın 2003'te o, evet, bir evet, oldu da albüm. Solo yapmak zor oldu. Yani benim açımdan solo bir şeyi tamamlamak zor hale geldi çocuklardan sonra. O yüzden de dedik ki bari beraber hani bir şeyler üretiyorduk o sırada da. Yani durmuş da değildik. Müzik üretim devam ediyor. Ama hani böyle daha bir tek tükleşti. O yüzden kavgalarınız nasıl olur sizin ya? Şimdi baktım da yani ne kadar müzikal olur ya? Acayip bir şey. Yani müzikal gibi bir şey herhalde. Müzikal sorunlarımız var tabii. Bestelerden kaynaklanan. Ben çocuk yaşlarından itibaren şarkı sözü yazıp beste yapıyordum Eda ile evlenene kadar. İşte bir sürü böyle neşeli şarkılar falan yaptım. Hı. Evlendikten sonra tabii bir takım borç harç kendi eşyalarımızı, taksitlerimiz falan. Dolayısıyla işte Hey George versene borçları falan yaptım. Sorma o yani. Dönem. Bir vicdan azabı var mı? Bir küçük. O şarkıyı yaptım. O şarkıda tabii suçlulardan biri de Hakan Peker yani beni... O konuya sürükleyen... Borcu isteyen oydu. Yazan sonradan, sonradan yani biz o zaman çok eğleniyorduk o şarkılarla. Ve hakikaten yok. Arkasında duruyorum. Yaptığım her şeyin arkasında duruyorum. O şarkıda... Şarkıdır canım. Evet, o günün hakikaten önemli şarkılarından biriydi. İş yapan bir şarkıydı sonuçta. Zaten birçok şarkımı da iş yapsın diye yaptığımı da açık açık itiraf ediyorum. Çünkü ben profesyonel anlamda bu işten para kazanmayı hedeflemiş bir çocukluk geçirdim. Bütün çocukluğum öyle geçti. Dolayısıyla da işte şarkılar konusunda problemimiz çıkıyor. Artık hakikaten çok sayıda şarkı yapmışız. Olmadık yerde diyorum ki mesela İzel'e diyorum ki İzel'cim bak sana yeni bir bestemi dinletmek istiyorum diyorum. Çalıyorum çalıyorum. İzel ay Metin ne kadar güzel falan derken Eda diyor ki onun orasını ben yaptım diyor. Ha. Böyle bir sorun oluyor. Ya yanlış hatırlıyor ya ben yanlış hatırlıyorum. Hep buradan. İkilden biri. Ama şu Hey George meselesinde sende bir tahrifat oluşmadı mı? Ya nasıl bir adam aldık George'dan borç istiyor falan diye. Yok. Ya, o her yaptığı bana çok güzel geliyor. Ama mesela bir demecinde şey diyor. Mesela ben Eda'yı tanıdıktan zaten. Sonra çok romantik çok şarkılar tatlıdı. Yaptın diyor. Hey George aynı döneme denk geliyor. Tam olarak anlayamadım oyun. Ama o işte romantik. Aynı yok, zamanda. O biraz esprisi yani. Esprisi tabii. Ama hakikaten daha çok romantik şarkılar. Eda'dan dolayı olmuştur. Belki daha farklı tarzım olabilirdi. Daha böyle içine kapanık, melankolik şarkılar oldu Eda'dan sonra. En iyi şarkın, Eda'ya yaptığın en iyi şarkın hangisi? Yani içine böyle sine sine. Eda ile birlikte yaptığımız mı? Eda için yazdığın bence. Eda için yazdığım. Eda için sadece bir şiir yazdım. O da bestelenmedi. Yani onun çünkü o kadar güzel bir şiir oldu ki bir de çok... Nasıldı? Yalova'daki Aşkıma diye bir şiir. Ama bir dakika. 12 kıta falan yani. Hayır, bir dakika. 12 kıta. Biz 1-2 kıta. İstiklal Marşı gibi bir şeydi. Yani. Bence de. Hayır abi bence de. Ben hiç hatırlamıyorum mesela. Hafiften başla. Evet biraz. Ama bestesi yok sadece. Yok. Sessiz canım. Ya o yazlık. Şiir olarak. Daha evlenmeden önce yapmıştık tabii bunu. Yazları yazlığa gidiyordu. Hasret kalıyorduk tabii. Yani. İzal Üzümak na 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 girdi müzik sen akor. Evet. Çok lanet abi. Fonu bu güzel verdi. Bu kule böyle. Yok şimdi söylersem 60 olurum yani tam onu böyle şiir... Tamam büyüsü de bozulmasın evet, bence yani o. Tabii. Sibemol'den girse. Sibemol'den biraz sonra piyanoyla çalarım. Güzel bir şeymiş ama yani. Ama bana sor mesela ben Metin için. Tam da sana soracağım. Ne yaptın yani? Bu adam? İnce sızımı yazdım mesela. Öyle mi? Evet. Sen zaten böyle Metin'le... Çeşitli göndermeler yapmak için çeşitli şarkılar yapıyorsun değil mi? Öyle. Aslında öyle yani romantik şarkılar. Eğlen hatta güzelim gününü güneş. Beyaz evet. Güvercin'de birinci kalan mesela Sen Daha Dur'un sözlerini de ben yazdım. Sen Daha Dur çok iddialı. Sen Daha Dur bak sen ben de... senin var ya diye. Yani evet, öyle, evet. Öyle bir devam ediyor şarkıyı tam. Güzeldir sözleri çok hoştu. Zaten birincilik getirmişti. Bize. Peki zaman içerisinde hani böyle müzisyen çiftlerin sesleri de birbirine hani o 57 yılda bir şey birbirine benzer. Benzer. İnsanlar birbirine benzer oluyor. Sesler benzemez ama yorum mesela sahnede sahne aldığımız zamanlarda artık yani hani birbirimize bakarak söylemek zorunda değiliz. Ben onun nerede mesela duracağını, nerede işte piyano, nerede forte söyleyeceğini ya da nerede ikinci ses yapacağımı ya da farklı bir şey yapacağımı çok iyi biliyorum. Aynı şekilde Metin de mesela çok okuyoruz birbirimize. Dolayısıyla kaşeyi çok kolay. Sahne çok kolay mesela. Kaşeyi bölüşüyor musunuz? Kaşeyi uzun yıllar bölüşemedik. Öyle evet. Kim el koydu? Ben. En azından dürüst. Ama çocuklardan sonra artık
Her ev şey ekonomisi dönüştü. Bir anda değil mi? Rüzgar değiştirdi. Evet. Halit abi şimdi elimizde bu sen misin var bir tane. Bir fotoğrafım var. Sen misin değil misin? Merak ettik onu arkadaşlarla. Birlikte arkadaşlar bu eserimiz bizim 9 numaralı eserimiz oluyor. Abi bu sen misin? Evet. Ne daha? Şu resimde karşıda gördünüz. Evet işte. İlkokul, orta, yok ilkokul sonlar falan gibi. Şimdi bu yaşlarda. Yani okulda bana sarı derlerdi. Çünkü sarıydı. Burada biraz kahverengi çıkmışsın abi. Burada biraz koyucukmuş. Sarıydı saçlarım yani. Nispeten sarıya yakındı. O beyaz saçların sırrını da vermedin bize. Şimdi şöyle. Nasıl bu kadar güzel gözüküyor? Bizim ailede, benim yani aile büyüklerimizin, yakınlarımızın içinde 20-21 yaşında saçı beyazlanan kız akrabalarım falan vardı. Baba tarafı. Dökülmüyor ama beyazlanıyordu. Ve o yüzden televizyona ilk çıktığım zaman gayet iyiydi, fakat ne günkü renkliye çıktık, hiç unutmuyorum, TRT'den çıkıp yürüyorum, bir grup da geliyor, güya birbirlerine söylüyorlar, vallahi ben de sarışın zannediyordum, baksana ben beyazmış diye, dedem gibi diye baktılardı, laf attılardı şakada falan. O zaman ben beyaz saçtan çok memnunum. Fark etmiş. O yıllarda, o gösterdiğimiz yıllarda bir konuşma sorunu varmış. Çocuklukta bir konuşma sorununuz varmış. Allah nur için. Ve size nur kanarya suyu mu içirmişler? Nur, bir şey nur içirmişler. İçinde yatsın. Altaner Bulak. Çocukken ben yani çocuğum, daha yani konuşmamışım. Karşıki komşunun birisi kanaryasını getirmiş. Hanım, annem demiş rahmetli, ne var? Yahu demiş, kanarya suyu da içirirsek, kanarya suyu değil, kanaryanın kafesinin içindeki küçük su kabı. Onu almışlar, ağzıma damlatmışlar. Ben de bir süre sonra konuşmaya başlamışım. Yani kanarya suyuyla konuştu demişler. Bir gün evde Altan'la biz yıllarca nur içinde yatsın. Büyük sanatçı, büyük karikatürist, sevgili canım, kardeşim benim. Bir gün gelmişti konuşurken, biz konuşuyoruz. Altan dedi, annem sen bilir misin dedi, bu dırdır pırpır. Ona dedi, kanarya suyu içirdi komşu dedi. Ondan beri bak konuşuyor falan filan gibi bir espri yaptı. Bunu Altan bir şey etti, geliştirdi. Çok güzel fuarda, bilmem nerede, 40 yerde bütün memlekete yayıldı. Ve bu su meselesi, sonradan içmemiş kanarya suyu. Ve Altan bu espriyi nasıl bağladı? Şimdi ötmeyen kanaryalara Halid'in suyunu içiriyorlar. Ve ertesi gün İzmir fuarında 7000 kişi seyirci. Çıkıyoruz dışarı, çıkamıyoruz. 80, 100, 150 kişi, yanında bir çocuk ama küçük bebek değil ki. Bir dolu kapan gelmiş. 14 yaşında da var, konuşma özürlüler. Ellerinde bir bardak yahut bir şişe su. Bah. Halit Bey, bir yudum için çocuğa da içireyim deyince bu espriyi programdan kaldırdık. Ondan beri anlatmıyorum. İyi, çok şükür. Şimdi geçmiş. İnşallah Ahmet Maran ki izlemiyordur yani yarın birilerini. Evet. Hayır, bir şey yok. Benim konuşacağım varmış, konuşmuşum diyorum. Yani onun için hakikaten. Maşallah. Yani maşallah. Ama kanarya suyunun da bir şey var. Bir şey var yalnız. Konuşmadığım kimse yok hayatta. Bir de 2-3 özelliğimi söyleyeyim. Hayatta hiç kimseye tokat vurmadım. Hiç kimseye yumruk vurmadım. Kavga etmedim çünkü. Çok güzel. Şu anda da dargın olduğum bir tek kişi yoktur. Ne güzel. Kırgın olduğum vardır. Bana yapılan kötü hareketleri anlatırım, isim vermem. İyi hareketleri isimle anlatırım. Halit abi. Yani kendimi övmek için değil, mutlu olmak için akşam yatınca ben bir şey daha söyleyeyim. Ben Fenerbahçeliyim. Meşin topun kralı, goller sıralı, ağlar bile delindi Metin topa vuralı şiiri benim. Galatasaray için ben Galatasaray'ın gecesi, Beşiktaş'ın gecesi, şampiyonluklar, bunları da sunuculuk yapmışım. Fanatizmin karşısındayım. Aynen. Ben maç spikeriyken başından sonuna bir tek gün bir gazetede yolda biri çevirip de bunu böyle yaptın. Bana şu soru soruldu en yakın zamana kadar, hangi takımı tutuyorsun diye. Şimdi ben, tekrar sorulacak, hangi takımı tutuyorsunuz? Fenerbahçe kulübünün 1959 mu 49 mu ne üyesiyim, o kadar tarihten beri, ama ben mahalle maçında bile oynarken fanatik. Hiç taraf tutmadınız mı? Ya kimi zaman hani böyle insanın bir gönlü de kayar ya bir maçta mesela. Bilmiyorum yani, bana çok zaman, yani bu çok yakın zamanlara kadar hangi takımı tutuyorsun diye sormuşlardır. Metin Oktay bizden çıkmaz. En yakın arkadaşımdı. Turgay Şeren'in jübilesi, Dağış'ı, Beştaşlı Şifo Mehmet geldi. Abi benim jübilemi sen yapacaksın. Ben seni dinleyerek futbolu sevdim falan. Yani ben
Hepsinin başı. Ben demin seyrediyorum İngiltere, İsveç bilmem ne falan maçı, Fransa. Hı hı. Bakıyorum, farkında olmadan bir tanesini tutuyorum çünkü seyrettiğim için. Ama eğer anlatırsam ben, orada benim için İngiliz, Fransız, milli maçta mesela bizimkiler filan dersin ama kulüp maçında hiçbir gün. Özlüyor musunuz maç anlatmayı? Neyi? Yani maç anlatmayı. Konuşmam. Gene spor programları yapıyoruz. Anlatmak gibi oluyor. Hı-hı. Yapıyorsunuz. Her şey zamanında çok zor. Şimdi koşullar da değişti. Çok başarılı gençler de nasıl var. Nasıl buluyorsun Ertem'i falan, Ersin Düzen, Ertem Şener? Yok, şimdi ben isim ayırtma bana. Evet, tamam. Hepsi benim evladım. E'den sayıyorum. Başladım ben de. A'dan başlayamadık. Bak kusura bakma. Hepsi evladınsa tamam. Fakat şu samimiyeti yakalamışken hemen sormak istiyorum. Şöyle bir efsane üçlü vardı. Nur içinde yatsın. Geçtiğimiz haftalarda kaybettik. Orhan Boran abimiz. Orhan Boran, Erkan Yolaç. Erkan Yolaç ben, ve sen. Türkiye'nin ilk eğer bir üç gruptan, takdimcisi. Evet, bir grup. Takdimci ne kadar güzel bir laf ya. Takdimciydik, evet. Ne kadar güzel bir laf. Şimdi o sunucu bilmem ne başka yerlerde. En sonda Orhan'la Sabah Tümer'in programına gelemedi. O da çok kötü olduk. Ondan evvel ama Ali Kırca bizim ikimizin belgeselini yaptı. Şey Amerika'daydı zannediyorum. Yani yoktu şey Erkan. Erkan abi yoktu. Biz hani şöyle bir şey. Fakat benim onlardan farkım şuydu. Orhan ilk sunucu, ilk takdimci. Erkan evet hayırıyla falan hakikaten ikinci. Ben üçüncü gelirim yani onlardan sonra. Ama ben o sırada spor spikeri, ona ağırlık veriyordum. Spordan sonra öteki tarafa ağırlık vermeye başladım. Ve ilk üç takdimcisi Türkiye'nin olmaktan mutluyum ama şimdi bir kolum, bir kanadım kırık çünkü Orhan'ı. Allah size uzun ömür versin. Orhan kendisi gülmeden böyle gayet ciddi iş takip eder, resmi bir daire başkanı falan gibi bakar. Bir fıkrayı anlatır, herkes yerlere yatar. Hafif tebessümü kafi görür. Orhan bana sorarlar, siz hayır. Orhan, Erkan ayrı şekilde. Ben hakikaten onların içinde kendimi hep ilk üçe giren ama üçüncü görmüşümdür. Orhan her zaman birincimizdir. Müthiş bir tevazu gösterdiniz ama yani şu da var. Şimdi öyle bir üçlü sayamıyoruz mesela. Hani takdimci dediğimiz üçlü. Hep, yetişmedi mi yoksa bir marka çıkartan mı? Ben bir şey söyleyeyim hani şımarık bir şey olacak bu. Estağfurullah ben lütfen. Ben BBC'ye gittim. BBC'de bir sene yakın çalıştım. Memnun kaldılar Türk servisinde. 5 yıllık kontrat teklif ettiler. Ben kabul etmedim. Genel müdür muavini çağırdı. BBC'den gelen teklifi kabul etmeyen ilk yabancı olduğunuz için merak ettim. Ne kusur buldunuz burada da gitmek? Hayır dedim. Türkiye'de televizyon başlıyor. Hı hı. Televizyondaki ilklerden olmak istiyorum dedim. Hı. Nitekim geldim. Hı. İlk yurt dışı bilmem ne yayın, ilk maç bilmem. Bir dolu şeyde ilk oldum. Bu benim için bir mutluluktu. Harika. Ve adam ne dedi? Madem öyle bir şey için gidiyorsanız buyurun ama buranın kapısı her zaman açık dedi. Nitekim 1,5 sene sonra gittiğimde işte programa falan çıktım. Şey. Şimdi bu övmek için söylemiyorum ama ben yaptığım işi sevdim. Memleketime bir şey yapmak istemiştim. 3 gün sonra gözümüzü kaparsak ya o adam ilk şunu yapmıştı, bunu yapmıştı derlerse ben yaşamış olacağım yani. Ya sen yani bizim gönlümüzde sonsuza kadar yaşamanın yanı sıra zaten hani yani tarihe işte. Bir şeyleri bıraktın. Maşallah diyelim, maşallah diyelim. İzel'cim tam böyle bizim çocukların böyle bir iddiasına göre o geyik İzel şeyimiz var mı arkadaşlar? Onu bir anlamaya çalışacağız. Şimdi biz geyik de... Geyik ben de ona takılıyorum. Bir dakika, geyikle ne? Çok özür dilerim. Yani şöyle bir durum var. Kuşak fark herhalde. Şimdi bizim editörlerle benim aramda bir kuşak var. Yani bir kuşak var. Çocukların güldüğü şeye ben gülemiyorum. Benim güldüğüm şeye onlar gülemiyorlar. Ama yani onların güldüğü şeye herkes güldüğü için ben de gülmek zorunda kalıyorum. Bakın bir şey bulmuşlar. Herhalde bir onu izletecekler. İzlemedim vallahi. Şimdi göreceğim. Buyurun beyim. Buyurun. Evet nedir bu? İzel. Tamam. Şunu tam şey yapalım. Evet tam ekran görelim. Ha, el izi mi? İzel. İzel. Allah Allah. Bir ize bak diyor, bir ele bak diyor mu? Güzel. Var mı bunun devamı? İzel. Oo. Ya of bu. Al Leyla ile Mecnun damacana iz gövde. Senin ayağı değilmiş bak. Bir ayaklar benim değil benim. Çok çirkinleşti devam ediyor. İz kafa tamam çok güzel. Bayağı güzel kız ya müsaade edin. Şimdi benim rahmetli 2 tane editörüm vardı. Bunların arasında
aramızda bir kuşak farkı vardı bu akşama kadar. Artık onlar benim editörüm değil. Yani bu noktaya kadar iz, el, ben o iz, gövde, iz, kafa. Ben daha kötü. İz, kafa. Bence kesin bir kız arkadaşıyla randevusu vardı, salladı o. Bazen genelde kız arkadaşıyla yanında oturuyor ama nasıl çıktı böyle bir şey? Peki tamam, bu enteresan bir şey ama son albümündeki özellikle Transilvanya bölgesinden esinlendiğin Dracula isimli şarkıda da enteresan bir hayvandan bahsediyorsun. Evet. Önce bu hayvan kimdir? Yani bu albüme bu kadar tat veren hayvan. Yani tabii ben isim açıklayamam şu anda. Ama var öyle biri galiba. Var çok güzel söyledin var ya. Var yani, şöyle, şarkıyı zaten söylemek istememin nedeni benim de hayatımda bir Dracula oldu. Ve birçok insanın hayatında da olmuştur. Yani bu biraz şeydi, nasıl diyeyim, bir yandan eğlenip bir yandan trajikomik mi derler? Yani aslında burada acı çekmiş bir kadının sevgilisine çemkirmesi diyeyim. Çemkirik bir şarkı yani, gayet güzel. Çemkirmenin son durumu. Ben son. Bunu okumadan edemeyeceğim. Nerede o Dracula? Yani bu gerçek hayattan alınmış bir şarkı. Kesinlikle sevgili Alper. Herkes sabahtan beri onu istiyor. Dracula istiyorsun. Orada ne diyordun evet, sen biraz daha hayvana? Laflar var. Çok evet, yani hayvan canımı yakıyor. Hayvan damarımı deliyor. Kanımı da içiyor. Yapıyor hatayı. Özrü de yok. Ondan sonra da gidiyor işte. Geri kalanı aptal beni aldatıyor, aptal beni savsın. Evet. Sen bildiğin adamı sıvamışsın. Ya yani evet, bu hani evet. Normal biz badanayı çekmişiz. Şimdi, üzerine de bir şey. Bir zaman şey şarkılar vardı ya hani böyle sevgili hani söylenme. İşte şöyle yaptın da hadi çık git kapı açık bilmem ne, bu şarkıları. Bu hani sevgiliye söylenme şarkısının bence son noktası bu artık yani. Değil yok mi? Daha fecaatlerini görmüşsün böyle direkt Allah cezanı versin diye hani. Yok o kadar değil, biz bela tamam okumadık, küfür de etmedik ama bu bir benzetme. Yani diyor ki bir vampir gibi diyor, kanımı emdin ve gittin diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir sivrisinek olabilir mi? Sivrisinek yok, değil. Değil yani. Değil, biliyorum. Şahsen yani kanatsız biliyorum. Bir şey. Bu arada tabii ki şarkı sevgili Onur Özdemir ve Alper Narman'a ait şarkı. O kadar onların içli da okuyorsun ki yaşadığı senin üzerine kaldı şarkı. Yok, ben başta okuyamadım aslında. Ciddi hani misin? Öyle bir şey ki hayvan. Sonra, biraz daha söyle bakalım. Hayvan yakıyor falan. Sonra Alper bir anda sakallarıyla oynamaya başladı. Onur'a demiş ki ya olmayacak galiba, bu şarkı söyleyemeyecek. Bu kadın fazla kibar oldu. Bunun çünkü hani bir böyle dolu dolu söylemek lazım. Dolu dolu. Sonra bana bir şeyleri bir hatırlattılar direkt. Hayvan yakıyor diye. Ha öyle hafif gaza geldiniz mi? Böyle bir şey çıkıyor yani. Ama neleri hatırlattılar yani? Örnek mi verdiler? Şunun gibi söyle falan gibi mi dediler? Yoksa hayır, hani kime söyleyeceğine ilgili. Yaşadığın kötü şeyleri hatırla. Ha. Oldu mu senin hayatında böyle birileri dediler. Bir anda bıs diye böyle bir kareler geçince. Sen bildiğin Ali Baba'nın çiftliği moduna sokmuşsun şarkıyı. Evet ama ben tabii ki insan olarak vahşi yani hayvanlardan bahsediyorum. Tamam. Allah bir daha karşına çıkartmasın öyle kan emicileri ya. Sen de uzak tutsun zaten i̇şte 26 Nisan'da kaçın, bağlayacağız. 26 Nisan'da Dracula olmayan. Ya da çok üzüldüm öyle bir hayvan çıkarsa ne olacak şimdi? O zaman da biz erkek tarafı pardon kız tarafı devreye girecek. Artık beni korursunuz haydarlarla herhalde geleceğiz bir şekilde hocam. Parçalarız o kadarını söyleyeyim yani. Bir İzel'le ilgili daha yaratıcı bir şey yaptık mı arkadaşlar? Şöyle bir şey var. Efendime söyleyeyim. Eurovision performansı. Bitti gidiyor. Ha yok İzel. Sen orada kal. Evet var. 10 numaralı performansımızı bir gösterelim mi? Bütün İzel'e çalışmışsınız ama hepsini de soramıyorum ki. Buyurun efendim. Bir 10 numaralı performansımız var burada. Geldi. Şimdi Cilo ile seni yan yana koymuşlar. Şimdi bana kalsa sen daha güzelsin. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani muhtemelen Cilo'ya kalsa da sen daha güzelsin. Ama burada bir benzerlik. Aynısına iyi mi denk gelmiş acaba? Yoksa çocuklar bunu da mı aceleye denk getirdiniz? Mikrofona konuşur musunuz lütfen? Biz seninle sessiz sinema oynuyoruz biliyor musun? İki harfle yukarıda. Bu şeyde bir gazetede yayınlanmıştı. İşte benim bir dans merakım vardı dans ettiğim zamanlar. Hatta o albümde yine sevgili Metin'le Eda'yla çalışmıştık. Evet. Çok güzel bir albüm yapmışlardı bana. O albümde de böyle bir dans edeyim şeyine girmiştim. Ondan sonra o aralar işte
basmışlardı yan yana hangisi işte birbirine benziyor. İzel işte CLO mu olacak falan filan gibi bir takım muhabbetler olmuştu. Ama bence orada görüp etkilenmişler. İşte tamam, şimdi buradan daha mantıksız bir soruya geçeceğim. Geçenlerde İzel yüz nakli yaptıracak diye bir haber çıktı. Evet, dedik ki ya, şöyle ailecek. Evet. Çok özür dilerim yani, çok gündelik dilde konuşulduğu için sizden de özür dilerim. Yuh yaptık yani içimizden. Evet, ben güzelmiş de bir ya, yuh dedim gerçekten. Hatta o arada sevgili Cenk Eren'le mesajlaşıyorduk. Hazır, ben bir iki hafta sonra falan onun kulübünde sahneye çıkacağım. Hazırlanıyor musun dedi. Kulübün evet, ismi dedi. Hala aynı mı? Aynı aynı. Ben de pavyondayım. Düştün yani, güzelmiş. Ben de düştüm pavyona. Ve şey dedi, hazırlanıyor musun dedi. Evet dedim, yüz naklimi yaptırdım dedi. Firavun'un yüzüyle, Firavun'un yüzüyle gelmeyi düşünüyorum dedim. O sırada oynuyordu çünkü karşımda. Ya arkadaş. Ya, yok canım, ben yüzümü seviyorum, hatlarımı seviyorum falan. Biz de çok seviyoruz bu, birincisi. Tabii. İkincisi hani bir laf çıkartmak ya da haber böyle mi üretiliyor? Ya acaba? Bu gene iyi canım. Başka bir tane daha vardı. Onu hatırlatmak da istemem. Çünkü direkt Drakula'ya şey bağlarsın diye korkuyorum. Yok yok. Yani ayıp değil ara. Popo diyebiliyoruz değil mi? Popo. Tabii denebiliyor popo. Poposundaki deriyi alıp yüzüne koyacaklar gibi bir haber okudum ben kendimle ilgili. Bu şeydir herhalde artık. Yani böyle tuhaf siteler var ya, böyle yalan haber siteleri. Onlar da eskidir herhalde. Yok yok, gazetede. Gazetede. Gazetede çıktı. O gazete çıkıyor mu hala? Ya ondan sonra kimse bu ülkede üç harfli gazete çıkıyor diye şey yapmasın. Hiç şey yani. Ya, neyse, Metin Özülkü siz mesela asab... Hemen konuyu geçtim. Ya, çünkü hani bozacağım ağzımı da girmeyeyim o mevzuya diye. Siz böyle hani bir şarkı yaparken, üretirken böyle bir gaza getirirler mi sizde? Hiç olur mu yani? Başınıza gelir mi öyle şeyler? Yok yani, gaza şöyle yaşanan bir takım olaylar veya gün içerisinde yaşadığım bazı sıkıntılı şeyler varsa bundan etkilenip şarkı yaptığım vardır. Olmuştur böyle şeyler. Hatta işte hakikaten gerçek bu. Aramızdaki sorunlar ufak tefek de olsa olduğu zaman bile sistemimizi, birbirimize olan sistemi bazen şarkıyla espri olsun diye bir iki laf ve melodi yakalan ve onun devamında da bir bakarım ki o gayet güzel bir şarkı haline geliyor. Bu tarz etkilenmeler olmuştur ama yani öyle birisinin gazına gelip de şarkı öyle Drakula Mrakula falan filan girmem diyorsun o işlere. Ya girerim. Yani gaza gelip değil de yani. Frankenstein çıkartırım evet, en kötü yani. Drakula yapıldı artık. Frankenstein. Eda, sende aynı durum var mı bilmiyorum ama sonuçta şöyle bir dönem özgürlüğüne çok düşkünmüşsün. Yani tüm demeçlerinde de bunu söylüyor musun? O özgürlük hissiyatı var mı hala içinde? Mesela üretirken özgür müsün? Yani gerçekten. Metin bir dakika, odadan dışarı çık arkadaş. Ben bir şey yapacağım ya kendim için. O zaten hep beni yalnız bırakır bu konuda. Yani hani özgür bırakır ki ondan sonra biz toparlarız bazı şeyleri. Yani ayrı ayrı düşünürüz, sonra birlikte otururuz. Evet. Ama bu artık öyle bir hani alışkanlık haline geliyor ki bir müddet sonra. Ama bu bir tek bizim için geçerli değil. Atıyorum yani İzel de bir şarkı yapsa illaki o yaptığı şarkıyı söz ya da sözü birilerine gösterip hani onatmak gibi bir hissiyat oluyor herkese, üreten insanlarda oluyor şey yani bu. Bu da ikimiz yan yana olduğumuz için ilk olarak birbirimizi sınıyoruz yani. Sindiğin bir şarkısı var mı? Yok. Yok mu? O zaman Metin'e düşüneyim soralım. Bakayım. Ya Metin kendisi de düşünüyor. O kadar kötüsünü yaptım diye düşünüyor herhalde. Yok yok, kimsede bir şey yok. Evet, 69 senesine gidiyoruz. Emel Sayın dip fonda çalıyor. Burada bizim değil, sizden önceki konuklarımızın attığı sorular ve gün içinde gelen sorularımız var izleyiciden. Herhangi sevdiğiniz bir renginiz var mı? Yoksa gelişine çekim mi? Soru var içinde. Burada herkesin rengi de ayrı olabilir ama içinden gelen rengi çek. Peki şöyle güzel, bu yaz pantolonlar bu renkte olacak erkeklerin. Öyle. Hemen bir tane. Aykut Oğut, yaşam koçu kendisi. Kitapları da çok satıyor bugünlerde. Kadere inanıyor musunuz? Evetse neden çabalıyorsunuz? İlginçmiş. Kadere inanır mısınız? Vallahi ben bir ölçüdeyim. Yani inanır mısın, inanmaz mısın dersen inanırım derim. Ama çok fazla aşırı şekilde değil yani, bundaki davranışım böyle herkese nasihat vermek falan değil ama kadere bir ölçüde inanıyorum. İnsan kendi kaderinin efendisidir diye bir laf vardır. İnanır mısınız böyle bir şeye? Gayet tabii, bir hayır ölçüde. Ben insanlara efendice davrandığım için onlar da bana efendice davranacaklardır diye düşünürüm ve bu çoğunlukla da gerçek oldu. Gerçekmiş. Peki, gayet güzelmiş. İzel Hanım, bir renginiz var mı?
Var var var, şöyle böyle parlak bir pembe. Parlak bir ruj rengi bu. Kaç numara oluyor bilmiyorum. Elif Koparan Ankara'dan soruyor. Mutluluğu çağırma yöntemleriniz var mı? Evet, tarih veriyor. Var mı yöntem? Önce öğrendim. Ya, yani var mı gerçekten? Başka bir şey lazım. Evet. Hakikaten. Böyle hani istiyorsun. Bir de olduğu olacak falan, onu da Hürrem'den öğrendim. Hürrem derken? Hep öyle diyor ya. İşte evet. Bir gün dünyayı ben yöneteceğim. Yöneteceğim diyor, evet ya. Ve yapacağım diyor ve her şeyi yapıyor hakikaten. Ama tam dünyayı yönetecek pozisyonu. Ama o yani şey. Sezon finali oldu. İzel o dizi ya. Şey diyorum ben. İzel o dizi ya filan. Neyse, ötekileri de yaşam gelişim kitapları. Efendim, sizin renginiz var mı? Fark etmez. Mavi. Fıstiki ya, yeşil olur. Çekim. Maviyi de hanımefendiye çekeriz o zaman. Efendime söyleyeyim, size şöyle bir soru geldi. Bayrampaşa'dan Ozan Kul soruyor. Gidişat nasıl? Çok güzel ya. Gidişat nasıl abi? Gidişat tam kurguladığıma yakın. Öyle mi? Evet. Vallahi yani bravo. Çok güzel yani. Şöyle, çünkü ya, ben yani hakikaten 13-14 yaşlarından itibaren, Eda da bilir bunu, hep beşer yıllık planlar yaparım kendime. Güzel. Hep hedefler koyarım. Ve son 5 yıllık planı 5. senesindeyim. Ve aşağı yukarı kurguladığım şekilde gelişti. Şimdi önümüzdeki aylarda yeni bir 5 yıllık plan yapmam lazım. Hadi hayırlısı. Çok güzel ben ya. Ben var mıyım acaba? Hadi önümüzdeki 5 yıllık planlara bir bakacağız. Önümüzdeki 5 yılı bilemiyoruz. Kredilendirme notu verecek. Son 4 demiş. 4'teymişiz. Evet. Hayır, görünüm eksi mi, durağan mı, artı mı, şimdi bunlara karar verecek o şeyde 5 yıllık planda. Sizin için mavi çekeceğim demiştim değil mi? Evet, bir mavi çekeyim. Eda Hanımcığım, bakalım ne çıktı size. Size en sevdiğim de renkmiş orası. Evet, başkentten geldi Vedat Doğan. Tamam, anladım ben. Bak, yine konuşamadım. Evet ya. Ben soramadım ki konuşasın yani şunu. Sorsan burada kavga çıkar. Ey Allah'ım, başka bir mavi çekelim. Bazen tabii evli konuk getirince olmuyor. Ya eşi yanında. Suna yakın sana soruyor. Aa, benim çocukluk arkadaşım bu arada Suna. Sunay mı yani? Yani bütün çocukluğumuz evet ya, beraber top bakar oynayarak mısın geçti. Bak, geçtiğimiz yani hafta, ya, geçtiğimiz güzel hafta buradaydı ya. İşte bir hoş geldin dedim. Dünya tatlısı. Dünya tatlısı. Evet. Harika. Köşe başındaki adam tabancasını doğrulttu ve sordu. Ya canını ya oyuncağını. Hangisi? Aa, çok güzel. Benim yaşım önemli o anda dermişim. O anda canın değil mi? Hayır, yaşım. Yaşın, peki. Ya canını ya oyuncağını diye soruyor yalnız. Köşe başındaki adam. Ya oyuncağını. Tabancasını ya doğrultuyor canını, sana soruyor. Ya canını ya, ya oyuncağını. Hangisinden vazgeçersin? Şimdi Sunay sorduğu için evet, bence canını demek lazım. Biraz mahalle baskısı evet, var çünkü can, mahalleden de arkadaş. Canımı demek istiyorum. Canım oyuncak veririm. Canımı veririm, oyuncağımı vermem. Sunay abi yine ortayı buldum senin sayende. Evet, ikinci ve son tur pembe çekiyorum size. Böyle bu sefer Halit abi, bakalım ne çıkacak. Size soran Mersin'den Fatih Dereköy soruyor. Hangi görev sizin için çok zordu ve bu görevi nasıl çözdünüz? Çözebildiniz mi? Vallahi yakınlarda da çözdüm. Bir hayli o görev çözülme oluyor. Çok sevdiğiniz, çok inandığınız bir insanı kaybettiğiniz zaman, ertesi sabah kalktığınız zaman ilk o hatırıma geliyor. Bugün dünya var, ben de varım ama o yok diyor. O düşünce var ya, ondan daha kötü bir duygu yok. Evet. Ama Allah gene bir güç veriyor. Biraz sonra yani unutup günlük yaşamın sıkıntısına giriyorsun. Hakikaten o gün bir yalnız kaldığını hissediyorsun. Çok sevdiğin bir. Sevmek değil ya, bir insandan bir ilişki. O yok. Yani dünya biraz eksik geliyor o gün bana. Evet. Bu yaşlılığımda değil. Gençlikte, tabii, çocukluğumda. Ben çocuktum, biliyordum. Bir öğretmenin öldüğünü duymuştum. Akşama kadar ağlamıştım o gün. İlkokulu bitirmişim, ortaokuldayım ama o öğretmen diye. Ama şimdi şu sıralarda işte gene bir hayli üzüntüler oluyor böyle. Biz buraya güldürmeye, evet, tatlı sohbet etmeye evet, geldik. Evet. Ve hakikaten onda senin güzel yönetiminle galiba. Sağ olun. Ben sağ gene olun, aralarda girdim araya, gene konuştum. Çok iyi yaptın. Ya. Yani, iyi ki varsın ve iyi ki konuşuyorsun ya, gayet güzel. Yani ben hayır konuşmuyorum da böyle bir şey söylemiyorum ki kimseye bana. Peki. Yani dereceye girmem ama. Çok enteresan bir soru. Sedef Gürol soruyor İzel. Hani bazen insan çekip gitmek ister uzaklara ama hep ardında kalacak biri için vazgeçer.
Sen kim için vazgeçtin gidişlerinden? Sedef Gürol, Sedef nasıl bir damara bağladıysa artık. Evet, bu bayağı başlı başına bir şarkı sözü olmuş. Yazık olmuş artık benim şarkı. Hani bir nefeste çekersin ya. Evet ya. Onun gibi bir şey olmuş. Evet. Sen denk geldi. Güzel Sedef, biz bunu şarkılaştıralım. Sen bunu soru olarak sorma. Ben başka bir soru sorayım. Bunu da atmayalım, bir şarkılaştıralım. Metin de bulmuşuz burada. Yine öyle bir şey mi gelecek acaba? Artvin'den İsmail Kurt soruyor tekrar İzel sana. Kendinizi genele odaklanan biri olarak mı yoksa detaya odaklanan biri olarak mı tanımlarsınız? Detaya. Detaycı mısındır? Detaycı. Her şeye detaya bakar mısın öyle? Çok çok fazla hatta. Yapma ya. Kendinle ilgili hangi detaylarla uğraşırsın? Of. Sanmayayım yani. Çok anladım. Detaya gireriz program. Güzelmiş ya. Vallahi ben de katılırım sana. Harikulade. Katılıyorum. Demin mavi dedi. Metinimi kırmayayım. Ona güzel bir Ecevit mavisi. Rahmetli Ecevit mavisi çıkarttım. Özlem Denizmen, Posta Gazetesi yazarı, ekonomist, sunucu, Harvard mezunu, DEİK üyesi, TÜSİAD üyesi. Geçtiğimiz hafta burada paranın yeni Haydar Dümeni olarak tanıdık kendisini. Biliyorum kendisini, evet. Hayattaki finansal hedefleriniz nedir diye soruyor. Biraz önce açıkladım. Yine bak şimdi o 5 yıllık şey geldi. Orada finansal hedeflerden de bahsetmiş her şey, hepsi. Hayatın bütün akışıyla ilgili. O zaman Özlemciğim bu hafif kaldı. O zaman size o mavi çektim, şu sarıyı da çekin bari. Böyle sarı laciverti bir şey olsun. Olsun. Olsun efendim. Yakışır. Yakışır ya, bilmez miyim yakışır. Oo, meslektaş Derya Köroğlu soruyor. Yeni Türkü grubunun solisti. En sevdiğin Yeni Türkü şarkısı hangisi? Derya. Vallahi Maskeli Balo'yu hiç düşünmeden söylüyorum. Çok seviyorum. Çok. Ama hani Olmasa Mektubun, Telli Turna, yani o kadar çok var ki. Ama Maskeli Balo bende çok daha farklı. Değil mi? O evet evet. Değişik bir şarkı. Yani Yedi Kule falan hepsi çok güzel. Harikuladedir. Şöyle enteresan, bugünün Nalan rengini size seçiyorum. Rengin kendisini bulamadık, ismini bulamadık. Nalan dedi ki bir tane mi o kavanozun? O bir tane, bir tane evet. Vay. Bir tane maalesef. Ondan iki tane yok yani. Nalan'ın bugünkü sorusu şu. Zaten Murat diye bir arkadaş sormuş, soyadı da yok. Murat İstanbul. Bundan önce düşündüğün en gereksiz soru neydi? Size galiba. Öyle mi? Nasıl, anlamadım. Bundan sonra düşüneceğimiz en gereksiz soru. Çok yordu beni ya. Yani böyle daha manalı manalı bir pembe gece ya. İkişer üçer. Kavanoz dipti ya. Vallahi soruları yazarken lütfen içtiğiniz şey sıvı neyse ona bir dikkat edelim gönderirken. Hayatla dalga geçer misin hiç? Peki hoşuna gidiyor mu hayatla dalga geçmek? Yıldırım Kaplan Mersin'den yok, soruyor. Yok, geçmem. Geçmez misin? Önemsiverim yok. Bayağı ciddi alıyorsun hayatı. Evet, ciddi alıyorum. Seviyorum yani. Öyle. Yani seviyorum derken. Tabii bu soru şey. Ciddi almayı seviyor. Yani, evet, ciddi alıyorum. Çok güzelmiş. İyiymiş. Sen şimdi Altın Güvercin'de şarkı söylemeyecek misin bu sene? Yok, söyleyeyim. Öyle gideceksin orada oturacaksın. Evet, yok yani... gitmeyeceğim de. Ha gitmeyeceğim de. Yani evet. Metin de gitmiyor. Çağırmıyorlar dediler. Fakat bu sene yeri gelmişken hemen onunla ilgili lütfen bir şeyler daha söyleyeyim ben. Lütfen. 86'da başlayan bu Altın Güvercin yolculuğu bu sene arada tabii birkaç yıl ara verildi. 20.si yapılıyor. Dolayısıyla da çok daha görkemli olaylar var. Yani bir takım sempozyumlar var. Özel konserler var. İşte Ferhat Göçer'in, Hadise'nin, Can Bonomo'nun ve bir sürü önemli ismin katıldığı, burada da notlarımı almıştım. Gökçe, Ferhat Göçer, Gülşen ve Zakkum grubu, Hadise ve Can Bonomo. Oo, herkes orada. Meydan konserleri veriyor. Onun dışında telif ve bağlantılı haklarla ilgili bir konferans düzenleniyor. Yani işin hem teknik açıdan hem de müzik ziyafeti açısından son derece görkemli olacak. Özellikle de 20. yılı olduğu için. Kuşadası şu anda zaten başladı festivalde. Orada inanılmaz bir yoğunluk var. Bayağı dolu dolu. Hemen bir konser. Ekleyeyim. Burada şimdi gıyabında Ali Rıza Türker kardeşim ta Babale gazeteciyle geldiği gün tanırım. O işin başlangıcında vardı. Yaptı ve kayboldu, gitti, olay dendi, bitti dendi. Hepsinde bütün bu kadar 27 yıl içinde yani kendi özel diğer işlerini kenara itti. Evet. Ve bunu yaşattı. Onun için müzik, sanat olarak Türkiye Ali Rıza Türker'e hakikaten Türker soyadına uygun bir şekilde memleketine çok güzel şeyler yaptı. Ve çok da saygılı bir çocuk. Gıyabında burada bunu açık açık söylüyorum. Önce tabii Kuşadası insanlarının, yetkililerinin rolü çok benimsemeleri. Ama Ali Rıza, ama Ali Rıza Türker gibi bir isim olmasaydı bu kadar... Bunun yaratılması, yaşamasını sağlayan sevgili Ali Rıza. Ali Rıza Türker bilirdi bir başkası. Evet. Ali Rıza Türker aynı zamanda hani birçok müzik sektörüyle ilgili birçok konulara çok hakim. Telif hakları ile ilgili olsun.
Yani bundan önceki bütün... Para birinci planda değil, değil, üçüncü planda da değil ama birinci planda bu olayın, bu güvercinin uçması. Yaşaması. Evet. Aynen. Onun için teşekkür ediyoruz. Güvercinler ya. Bu arada bir şey daha söylemek buyurun istiyorum. Efendim. Ben Ali Rıza Türker deyince biz İzel Çelik Ercan ilk albümümüzü yaptığımızda bantları bayağı kolumuzun altına alıp un kapanında dükkan dükkan dolaştık. Albüm yapar mısınız diye. Bize inanan tek kişiydi ve o bizim yapımcımızdı. Tabii. Çok güzel. Diğer öngörüsüzleri bir saysana gülelim birlikte. diye. Geride kalan. Baya geride. Un kapanı kalmadı. Kötüyü ve çirkini unutmak en güzelidir. Ha. Çok kızdığın bir şeyi, olayı hatırla. Kim yapmıştı olayı? Ali mi, Veli mi, Ayşe mi, Fatma mı? Hiç hatırlamazsın. Ben ona, kendimi ona... Yani çocukluğumdan beri ona daima yapmışım. Aile büyüklerimden de, benim Nurçin Esin, annemin de ona bir olayı vardı. Bizim evde de aynı şekildedir. Yani bir şey geldiği zaman unutmaktan yanayım. Evet. Unutursan kızgınlığın, küfürün falan gezip geçiyor. Saadet iyi bir şey ya. Yani %100 iyi bir şey. Şarkı söylemek ister misin? Yani yeni albümümden bir tane isterim söylemek. Tamam, ne söylemek istersin? Gerçi Drakula'dan bahsettik ama ben Düşer O diye benim, slow bir şarkımız benim var. Slow bir şey. Benim sıramı da onlar alabilirler yani. Biz birlikte şey yapabiliriz. Yani. Benim sıramı da onlar yapar. Ben alkışlamak için oturuyorum. Peki, çok güzel. Şimdi manşetler gelmeden önce İzel'in şarkısı gelsin. Ve hemen arkasından bu gece burada ne konuşuldu onu paylaşacağız. Gitsin, bekler mi kalpsiz? Başkalarını sevsin o. Gülsün, zamansız, yersiz. Ben olmasam da gitsin o. Tozsun o, gamsız o. Dersini almaz, arsız o. Yüzsüz o, mutlu o. Yatağın özler, dayanamaz, öler o. Aşk gözünü bürür, sonra erir o. Belki bir rüzgar götürebilir onu. Olsun, düşer o. Yaşayamam ben onsuz, yapamam ben onsuz. Açılır eller, onu bekler. Yatağını özler, dayanamaz, ölür o. Aşk gözünü bürür, sonra erir o. Belki bir rüzgar götürebilir. Kalpsiz, başkalarını sevsin o. Gülsün, zamansız, yersiz. Ben olmasam da geçsin o. Tozsun o, gamsız o. Dersini almaz, arsız o. Yüzsüz o. Sonra erir o. Belki bir rüzgar gün.
yaşayamam ben onsuz, yapamam ben onsuz. Açılır harika. Sen bu şarkıyı seslendirirken ben de albümde kaç şarkı var diye saydım. Albümde kaç şarkı 12. var? 12 tane şarkı var. 12 evet. Şarkıda sevgili Onur Özdemir ve Alper Narman'ın bu durumu öyle bir gidip gelmiş ki. Fakat hayatımda hiç bu kadar naif şeyler görmedim, beddualar. Birkaç tanesini birlikte bir bakalım mı? Amerika isimli eserinizde. Diyorsunuz ki haftanın belası, sana fazla burası. Hollywood'a git, kurtulur millet, temizlenir burası. Evet. Dracula'da diyorsunuz ki aptal beni aldatıyor, aptal beni saf sanıyor, aptal sabah eve geliyor, boynuzu yiyecek, haberi yok. Uh-huh. Devam ediyoruz efendim. Oh olsun da diyorsunuz ki hoşça kal dedim ama boşta kal diye bir dilek tuttum. Sen köşelerde yalnız bitap düştün, yoruldun, oh olsun. Devam ediyoruz efendim. Bitmemiş daha. Rezil. sen artık kendi kendinle küçük tercihinde sevişip durursun. Beni biraz zor bulursun. Tamam. Beni biraz nah bulursun gibi. Şimdi o zaman iyi ki doğduğundan da okur musun? İyi ki doğduğundan da okuyayım. Bir tane var mı orada da? İyi ki doğdun güzel bir şeydi galiba. Ha sen şeyleri mi seçtin? Ben kötüleri seçtim ama diğerlerinde de mesela iyi yapmışlar adamlar. Yani yani orada şey var mesela. İmdat diye bir şarkı var. Orada diyor ki ya Rab hepimize yardım, evet, sonumuza ya. Hayrın, nefsimize aklın lazım diyor. Mesela doğru. Öbür günde diyor ki pir geldin, hoş geldin. Bin bir oldum birken ben diyor. Yani abi, şimdi babalar nasıl bir tokat savurmuşsa sonradan böyle kendilerine gelmişler. Çok enteresan bir şey. Yani çok, bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Aşkın içinde her duygu var. Nefret var. Kıskançlık var. Yani aşksa söz konusu. Bütün bunları, o dediğin şeyleri, belki yadırgadığın şeyleri ya da o beğendiğin şeyleri hepsini içine alıyor. Almaz mı ya? O yüzden bu gerçekten bu albümde tamamen aşkın her hali var. Hayatın içinden yani gerçekleri evet. var. Evet. Fenaymış ya. Fenaymış hakikaten. Beyaz güvercin. Neden darıldık? Neydi unuttum. Çok zaman oldu. Belki çocuktum. Ah beyaz güvercin, beyaz güvercin. Ya ama yani şimdi zaten hani albümün içindeki şey de bir aile albümü gibi. Yani bunu böyle alacaksınız. Ayrıca mutluluğun albümünü bakacaksınız. Evet, manşetlerimiz 23.45'ten bu yana konuştuk. Bakalım dostlarımız, üstadlarımız neler söyledi. Buyurun. An itibariyle manşetlerimiz. Bugün neler konuşuldu? Birinci bölüm. Halit Kıvanç, Metin'le Eda benim çocuklarım gibidir. Metin Özülkü, İzel çok iyi biridir. İzel, Halit abi bir tanedir. Eda Özülkü, bugün konuşacağım. İzel, Metin'le Eda'yı çok severim. Halit Kıvanç, İzel çok iyi kızdır. Altın güvercinde de birinci olmuştu. Metin Özülkü, çocuklarım Halit abinin torunları gibidir. İzel, evlenmeliyim. Devam ediyoruz. Bugün neler konuşuldu? İki. İzel, hayatımda Drakulalar oldu. Eda Özülkü, evde benim sözüm geçer. Halit Kıvanç, burada laf çok ama bende de çok. Metin Özülkü, söylediklerimin arkasındayım. İzel, hayatımda hayvanlar da oldu. Halit Kıvanç, İzel evlenmeli. Metin Özülkü, İzel evlenmeli. Eda Özülkü, İzel evlenmeli. Devam ediyoruz. Bugün neler konuşuldu? 3. İzel, bana evlenecek birini bulalım. Halit Kıvanç 57 sene önce bıyıklılar revaçtaydı. Şimdi kim beğeniliyor? Metin Özülkü 30 senedir Eda'ylayım. İzel, tavırları Halit abi gibi olsun. Halit Kıvanç 57 senedir evliyim. İzel, sesi de Metin gibi olsun. Metin Özülkü Eda'yla 26 senedir evliyim. Halit Kıvanç onu bunu bırak da tarih ver kızım.
dedi. Devam ediyor mu? Evet. Bugün neler konuşuldu? Zekası da Mesut gibi olsun. Halit Kıvanç bu gece bitmez. Eda Özgür'ü İzel'ciğim bana da bir şey belirsin. Bak evde benim sözüm geçiyor. İzel adam yok ama 26 Nisan 2013'te evleniyorum. Metin Özgür'ü o gün işim var. Halit Kıvanç not aldım ama o gün işim olabilir. Eda Özgür'ü hadi hayırlısı diyerek bitirdi geceyi. Bak Eda'yı kurtardı vaziyeti. Allah Editör abi. Bununla kurtardı. Bugün sabahtan bu yana ya, bunları bu konuştuk. Bölüm aş, bu bölüm çok acayip aşmış. Yani. Aşmış ya bu, yani bu bölüm. Bu, hakikaten bugün neler... Çok enteresan bir şeyler oluyor burada. Evet programımızın sonuna geldik. Sonda ama biz çiftlerimize de bir şarkı söyleriz. Piyanonun başında mı söylersiniz? Yok şart değil. Söylemek zorunda değil. Beyaz güvercini söyleyebiliriz. Vallahi bir beyaz güvercin olabilir. Çünkü altın güvercine de hiç olmazsa bir gönderme. Evet altın güvercine de bir gönderme olur. Bir beyaz güvercin alalım sizden de. CD'de kaç numara beyaz güvercin? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Yukarıda CD ve CD'de beyaz güvercin tam olarak şuraya denk geliyor. Son şarkı nerede? Arkadaş. Evet. 1, 2, 3, 4. Siz dördüncü şarkıyı hazırlaya durun. Ben konuklarıma tek tek teşekkür edeyim. Halit abi şeref verdiniz. Ben de çok mutlu oldum. Bu kadar tatlı, neşeli, her şey o kadar güzel. Üstelik çok sevdiğim evlatlarımla beraber olduğum için o bakımdan her şey çok güzeldi. Öyle zannediyorum ki bizi seyredenler de ve onlara biz hiç olmasa güler yüz mutluluk vermişiz. Ne yalan söyleyeyim, bir çok kötü itirafım var. Televizyonu açıyoruz. Orada yangın, orada ölü, orada bil. Bir tane mutlu edecek haber yok. Evet. İnanın çok içtenlikle söylüyorum. Akşam gene çevirdim orada 8 öldü böldü. Onun için burada bu gece sevdiklerimle yürekten... Sizler hepiniz benim sevgilimsiniz. Demin söyledim hiç dargın olduğum... Kırgın olduğum var, dargın olduğum yok. Ama sevdiğim insan çok. Ben bu kadar konuşuyorsam siz beni konuşturdunuz bu kadar sene. 80 küsür sene. Maşallah. Hepinize teşekkür ederim. Susmasın. Tekrar şeref verdiniz. İzel şeref verdiniz. Beyaz Bey'e de teşekkür ediyorum. Yani o yazılı izniyle gönderdiği için izledim. Yok ama bir şey söyleyeyim. Ya geç oldu ama şunu olmadı, söylemek isterim. Yani. Gerçekten ben bu programın CD'sini rica edeceğim arkadaşlardan ve bir gurur herhalde yollayacaklar gurur bize yani. Gurur gecesi olarak saklayacağım. Çünkü 4 tane çok önemli benim için insan var burada. Özellikle Halit Kıvanç'la yan yana olmak, aynı programda olmak. Eda Metin benim dostlarım olmaları bir ayrı bir tarafa çok saygı duyduğum, hayranları olduğum insanlar. Seni zaten çok uzun yıllar. Ben zaten sana hayranım. Ben, onu biliyor herkes. Biz karşılıklı hayranız birbirimize. Karşılıklı hayranlaşıyoruz. Hakikaten yani bu gece benim için çok özel bir çok gece güzel, oldu. Teşekkür ederim. CD'leri 10 liradan veriyoruz. Tamam. Ha, hayır biz şurada baktım da şimdi. 100 kağıt veririm. Anneleri aynı olmayan beşizleriz burada. Evet. Canımsınız çok. Çok ben de kapatmadan bir şey söylemek istiyorum. Sen ayrıyeten bir şey söylemeyeceksen ikimizin adına konuşmak. Bakar mısın ya? Vakit açısından diyorum ben. Yani baskı yapmak yok böyle. Tabii, sen vakit hiç sorun değil. Vakit hiç sorun değil. Hakikaten bütün bu söylediğiniz şeyler çok doğru. Çok samimi ve sıcak bir gece oldu. Altın güvercin belki bizi bir araya getirdi gibi ama biz hep beraberiz zaten her zaman için. Ayrıca bugün gelmemizin şöyle de bir önemi oldu. İzel'den gün almış olduk. 26 günü insan 2013 için. Gerçekten ben şey bu açıdan çok mutluyum. Bak, gerçekten. Bir şey söyleyebilir miyim? Şey. O gün kimse gelmezse ne yapacağız? Biz aramızda ya, bir şey ya. Sen birini bul bir gün gelsin. Ben seni yalancı çıkartır mıyım ya? Etmişsin öyle fark. Teşekkür ediyoruz. Ben çok çok teşekkür ederim. Her ikinize de. Eda'cığım ekstra teşekkür ederim. Yani ne demek aynı duygulara şu koşullarda nasıl ayakta durabildiğin Türk kadının gücünü bize kanıtladığın için çok teşekkür ediyorum. Bu da biz çok program daha çok konuştu. Bak bir daha geldiğimde şakacağım diyorsun yani. Evet ya. Halit abi çok önemli bir ayrıntı verdi. 8 canın düştüğü bir gündeydik. Yüzüm kask olabilirdi. Sonuç itibariyle hiçbir zaman Türkiye'nin teröre teslim olmayacağına inanıyorum. Çünkü bu ülke çok güzel günler gördü. Çok güzel günleri tekrar görecek ve inşallah da gülümseyerek görecek bunları. Bu bir. Yarın akşam tabii yine burada yalnız değiliz. 23.45 itibariyle Bedi Akartürk ustamız uzun bir aradan sonra bizimle birlikte olacak. Murat Özarı.
Murat Özarı kardeşimiz de artık nereden? Galiba baharat işlerini konuşacağız biz. Çünkü Murat artık futbol konuşmuyor. Evet. Adnan Aybaba ile ben ne konuşacağımı çok iyi biliyorum. O konuda dilim dönmeyebilir. Tatyana olunca o başka bir şey oluyor. Yarın akşam da öyle bir programımız var. Son söz sizin Beyaz Güvercin diye o zaman. Evet. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Neden darıldık, neydi unuttum. Çok zaman oldu, belki çocuktum. Boşver her neyse, hata kimdeyse. Gel ikimize yeni hayaller kurdum. Boşver her neyse, hata kimdeyse. Gel ikimize yeni hayaller kurdum. Bakma öyle küskün durduğuma. Artık yorulmadın mı, yaklaş bana. Vazgeçmedim senden hala. Vazgeçmedim senden asla. Anlamadın mı beni yar, anlamadın mı? Unutulmaz ne varsa unutmadın mı? Sana ellerimden bir beyaz güvercin gönderdim, anlamını kavramadın mı? Anlamadın mı beni yar, anlamadın mı? Unutulmaz ne varsa unutmadın mı? Sana ellerimden bir beyaz güvercin gönderdim, anlamını kavramadın mı? Darıldık, neydi unuttum. Çok zaman oldu, belki çocuktum. Boş ver neyse, hata kimdeyse. Gel ikimize yeni hayaller kurdum. Boş ver neyse, hata kimdeyse. Gel ikimize yeni hayaller kurdum. Küskün durduğuma. Artık yorulmadın mı, yaklaş bana. Vazgeçmedim senden hala. Vazgeçmedim senden asla. Anlamadın mı beni yar, anlamadın mı? Unutulmaz ne varsa unutmadın mı? Sana ellerimden bir beyaz güvercin gönderdim, anlamını kavramadın mı? Anlamadın mı beni yar, anlamadın mı? Unutulmaz ne varsa unutmadın mı? Sana ellerimden bir beyaz güvercin gönderdim, anlamını kavramadın mı? Beni yar, anlamadın mı? Unutulmaz ne varsa unutmadın mı? Sana ellerimden bir beyaz güvercin gönderdim, anlamını kavramadın mı? Gönderdim, anlamını kavramadın mı? Gönderdim, anlamını kavramadın mı?